Merhaba, sözün özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta ben İbrahim Hallüçer ve Ömer Türker İslam iktisadi dünya görüşünü konuşacağız, ele almaya çalışacağız. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Bunlardan birisi doçent doktor Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda yakın zamanda faaliyete geçen ve İslam iktisadi ile ilgili oldukça kurulur kurulmaz ciddi araştırmalar neşretmeye, yürütmeye başlayan İlke İlim Kültür Derneği çatısı altındaki İslam İktisadi Araştırmaları Merkezi'nin başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şafalar getirdiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam. İkinci konuğumuz e, Necmettin Kızılkaya hocamız. Doçent Doktor Necmettin Kızılkaya. İstanbul Üniversitesi İlahat Fakültesi öğretim üyesi. E, İslam İktisadi Araştırmaları Merkezi koordinatörü. Aynı zamanda Dünya Zekat Forumu üyesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Dünya Helal Gıda Platformu'nda çalışmakta Buran'ın aynı zamanda faal faal bir üyesi. Efendim bu hafta işin doğrusu ıı, televizyon ekranlarında müzakere edildiğine ancak nadirattan şahit olabileceğimiz bir meseleyi ele almaya çalışacağız. İslam iktisadı, İslam'ın iktisadi dünya görüşü meselesini. Bu mesele işin doğrusu ıı, son ıı, 100 yıl içerisinde çok farklı alanlardan isimler tarafından ıı, gündeme getirilmiş olmasına Efendim hakkında e, önemli ölçüde bir literatür oluşmasına rağmen derinliğine teorik veçeleriyle henüz ele alınmayı bekleyen bir alan olarak e, kendisini gösteriyor. Doğrusu son 150 yıl içerisinde dünyaya yön veren büyük e, sosyal hareketliliklerin arkasında iktisadi dünya görüşünün e, e, efendime söyleyeyim oldukça önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu bakımdan. İslam'ın dünyaya söyleyeceği sözler arasında aynı zamanda iktisadi bir nizam, emek, kazanç, alın teri gibi birçok iktisatla ilgili terimler etrafında ciddi teoriler mevcut. Bugün bunları masaya yatırmaya çalışacağız. Kuşkusuz efendim zekat meselesini konuşacağız. Helal gıda etrafında teşekkür eden... İktisadi meseleleri konuşacağız, İslami finans meselesini ele alacağız. Fakat tüm bu o, pratik nispeten sorunlardan önce isterseniz daha temelli, esasdan bir soruyla başlayalım. İslam'ın iktisadi dünya görüşünden bahsedilebilir mi? Ne dersiniz? Lütfen hocam sizinle başlayalım arzu ederseniz. Evet elbette. Teşekkür ediyorum güzel bir giriş yaptınız. Ee, yani e, İslam bildiğiniz üzere e, diğer pek çok dinden onu ayırt eden vasıf. Bütüncül bir dünya görüşüne sahip olması, dünya ile ahiret arasında bir ayrım koymaması, yani seküler bir yaşamı temelde kabul etmemesi bulunuyor. Dolayısıyla aslında İslam'ın hem iktisada, hem siyasete, hem sanata, hem de hayatın hemen hemen bütün alanlarına dair söyleyeceği pek çok söz her zaman bulunuyor hem de günümüzde içinde bulunmuş olduğumuz modern dünyada iktisat ciddi bir biçimde pek çok yaşamın pek çok alanını etkileyen de bir bir konu yani televizyon açtığınızda iktisadi konuların gün boyunca tartışıldığını görüyorsunuz çok sıradan insanlar bile iktisadi haberlere finans haberlerine piyasa haberlerine çok fazla önem veriyor hayatımızın hemen hemen bütün veçelerinde iktisadi kararlar çok belirleyici. Dolayısıyla da yani İslam gibi bütüncül bir dinin bu hususta herhangi bir hüküm koymaması, bu hususta herhangi bir iddiaya sahip olmaması beklenemez. Tabii ki çağlar boyunca iktisat belki de ayrıksı bir alan olarak çok fazla öne çıkmış değil. Geleneksel dünyada iktisatla ilgili tartışmalar Sadece Müslüman toplumlarda değil, bütün toplumlarda bu kadar çok detaylı bir şekilde ele alınmış değil. Ancak günümüzdeki toplumlarda iktisadi meseleler çok ciddi, önemli. Dolayısıyla bir Müslüman'ın gündelik yaşamından başlayarak, kamusal yaşamını şekillendirmesine kadar uzanan bir seyir içerisinde, Müslümanca yaşama arzusunun önemli veçelerinden birisinde, iktisadi alandaki kararlar, kurallar, kaideler, belirliyor ve bu anlamda da bir Müslüman hayatını Müslümanca tanzim etmek istediğinde İslam'ın iktisadi görüşleri değer ve önem kazanmaya başlıyor. Tabii ki sadece bununla ilgili değil. Aynı zamanda günümüzde pek çok Müslüman ülke söz konusu. Bu ülkelerin özellikle 1950'lerden sonra sömürge yönetimlerinden bağımsızlaşmaları sürecinde çok temel bir takım iktisadi yapıları sömürgecilikten, sömürgeciliğin izlerinden temizlemek için almış oldukları kararlar var. İslam iktisadının temelde ortaya çıkışı biraz da bu Müslüman devletlerin kendi bağımsız siyasetlerini kurmalarıyla yakından ilişkili. Dolayısıyla da yani İslam iktisadı aynı zamanda iktisadi bağımsızlıkla da yakından ilişkili. İktisadi adaletle de yakından ilişkili. ve bugünün dünyasında çokça sıkça gördüğümüz kapitalizmin, kapitalist ekonominin e, meydana çıkarttığı pek çok e, soruna da çözüm önerme bakımından e, çok e, değerli, çok farklı ve kapsamlı görüşleri olan da bir e, alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece bir Müslümanın Müslüman olmasından dolayı e, kendi davranışlarını İslam'a göre şekillendirmesi hassasiyetlerinden ötürü ortaya çıkmış bir alan değil. Evet. Aynı zamanda iktisadi alanın kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılması için bütün dünyaya çok kuatkar bir şekilde bir takım fikirleri sunan bir alan olarak karşımıza o zaman çıkıyor. Şöyle tasvir etmemiz gerekiyor. Ne? Önemli bir noktaya işaret etti Lütfü Hoca. İslam iktisadından bahsettiğimizde sadece Müslümanların kendi hayatlarının tanzimi esnasında riayet ettikleri iktisadi kurallardan değil, insanlığın e, ...iktisadi eylemleri ve faaliyetleri esnasında riayet ettiklerinde adalete erişebilecekleri bir evet. nizamdan bahsediyoruz. Elbette. Yani yerel, lokal, e, hatta biraz daha büyük harfle söyleyecek olursak e, milli bir iktisat olmaktan çok... ...evrensel, bütün insanlığa e, bir takım çözümler sunan bir dünya görüşü olarak evet. e, sunabiliriz onu. Bu tabii evet. e, İslam'ın e, aslında son ilahi din olmasıyla da yakından e, ilgili bir durum çünkü... İslam dini Peygamber Efendimizle birlikte artık bütün insanlığa gönderilmiş son din ve kıyamete kadar insanların her alandaki ihtiyaçlarına cevap verme iddiasıyla potansiyeliyle ortaya çıkmış bir din Dolayısıyla insanların günlük ilişkilerini muamellerini, iktisadi meselelerini düzenlemeyi İslam'ın bir kenara bırakacağını veyahut da bu alanı ihmal edeceğini düşünmek mümkün değil bu bir de e, tabii yani İslam'ın bir iktisadi dünya görüşü var mı e, sorusuyla e, ilgili olarak e, İslam aslında e, insanı, e, işte, kainatı, alemi bir bütün halinde değerlendiriyor. Yani <laughs> e, yani başka bazı dinler gibi sadece e, diğer dünyaya dair veya da insanın batini e, yönüne dair, insanın iç dünyasına dair bir takım şeyler ortaya koymuyor. Aynı zamanda insanlar arası ilişkileri düzenleme iddiasına sahip bir inanç, yani Lütfü hocamızın da belirttiği gibi bütüncül bir yaklaşıma sahip. Yani insanı bu dünya veyahut da öteki dünya, insanı işte bir kainatı ayrı ayrı parçacı bir şekilde değerlendirmiyor. Dolayısıyla getirmiş olduğu evrensel ilkeler, eee iktisada yönelik, işte aileye yönelik, hukuka yönelik, yani siyasete yönelik, her alana yönelik ilkeler ortaya koyuyor. E, böyle genel baktığımızda iktisat aslında burada çok önemli bir e, yerde duruyor. Nitekim e, tarihsel e, tecrübeye baktığımızda tarihte de e, bunun Müslüman toplumların e, aslında e, yaşamında e, ciddi izlerini görmekte mümkün. Bu, Buradan bu, sorsak yani. hocam mesela modern dönem öncesinde bugün işin doğrusunu söylemek gerekirse İslam dünyasında belki birkaç istisna dışında Müslüman topluluklar, İslam ülkeleri büyük ölçüde e, hali hazırda e, küre ölçeğinde cari iktisadi ekonomik sistem üzerinden iş yürütüyorlar. Finans efendime söyleyeyim kurumları, büyük holdingler vesaire vesaire. Yani modern e, ekonominin çarklarını hangi teoriler sevk ediyorsa döndürüyorsa biz de o çarklar içerisinde dönüyoruz. Ama e, nispeten klasik döneme baktığımızda modern öncesi döneme baktığımızda acaba Müslümanların iktisadi faaliyetlerini yönlendiren teorik temellerden bahsedebilmemiz mümkün mü? Yani İslam'ın iktisadi dünya görüşüne işaret edebilecek oradan bir tutamak noktası bularak değerlendirme yapabileceğimiz. Aslında e, bu tabii e, çok önemli bir e, nokta e, ve Modern dönemde yapılan İslam iktisadı çalışma alanında çok ihmal edilen bir husus. Yani hmm. Müslümanlar özellikle modern dönemde İslam iktisadıyla ile ilgilenen akademik çevreler bu, bu alanı büyük oranda tarihsel tecrübeyi ve bu tarihsel tecrübeyi besleyen fikri temelleri, teorik temelleri büyük oranda ihmal ederek işe hmm. girişiyorlar. Belki daha sonra bunun üzerinde daha detaylı bir şekilde duracağız. Yani özellikle... Nasıl ihmal ediyorlar? Sadece evet, işaret Yani şöyle, de. çünkü büyük imparatorluklara, büyük devletlere, büyük ekonomik sistemlere sahip olmuşlar Müslümanlar tarihte. Hı. Yani o çok basit bir şekilde Osmanlı'yı ele alacak olursak, Osmanlı'da tabii bu sanayi devrimiyle birlikte, evet yani ekonomik ilişkiler, iktisadi ilişkiler biraz değişiyor ama, daha öncesinde Osmanlı'da mesela, bu son yıllarda özellikle arşiv çalışmaları bu konuda bize ciddi bilgiler sunuyor. Osmanlı Bursa'da bir tüccarın Petersburg'tan birisiyle bir ortaklık kurduğunu ve Hindistan'a işte ürün ihraç ettiklerini biz görüyoruz. Yani çok uluslu diyebileceğimiz çok ortaklı işlere girişiyorlar. Tabii... Yani ciddi bir ekonomik aslında ilişkiler ağı var. Bunların hepsini besleyen bir teorik temel, bunların beslenli bir doktrin olmadan bu seviyede ciddi ekonomik ilişkilerden söz edebilir miyiz? Yani bugün nasıl biz özellikle günümüz iktisadından bahsettiğimizde bunu besleyen özellikle Marx, e, kapitalist iktisadi sistemini besleyen fikri temellerden bahsediyorsak klasik dönemde de Müslümanların aslında e, bu anlamda ciddi <laughs> e, teoriler ortaya koyduğunu e, biz e, ne e, belki şey ayrıştırmak gerekir yani bu konuyu netleştirmek anlamında e, şimdi biz İslam kimi zaman din anlamında kullanılıyor. Ha. Biz kimi zaman İslam'ı Naslar anlamında kullanıyoruz. Kimi zaman da nasların tarih boyunca uygulanması anlamında kullanıyoruz. Hı hı. Tatbiki anlamında. Mesela bir İslam düşüncesi deyince Kur'an ve sünnet merkez etrafında oluşan bir bütün olarak İslam toplumunda, medeniyetinde, artık ne diyeceksek onun ismine üretilen düşünce anlamında kullanıyoruz. Bunun içine felsefe giriyor. Yani uzak doğudan, batıdan işte eski Hellenistik kültürden taşınıp İslam dünyasına dönüştürülen fikirler giriyor. Çok kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> İslam iktisadından bahsederken de herhalde bu ikili ayrımı yapmak gerekiyor ve kavramı daha geniş tutmak icap ediyor. Değil mi? Tabii ki. Yani e, din açısından baktığımızda aslında genel olarak İslam'ın iktisadi hayata ilişkin önerileri Müslümanlar tarafından bilinen ilkelerdir. Fazıl Rahman der ki İslam iki yüzlü bir madalyon gibidir. E, bir tarafında iman diğer tarafında infak vardır. Eyvallah. Yani e, güzel benim hoşuma gider bu söz. Yani çok, çünkü ne kadar merkezi olduğuna tabii, tabii, tabi, dinde, ki. Kur'an'ı okuyan sıradan bir göz bunu fark eder infakın. Yani İslam iktisatla ilgili iki önemli ilke üzerine kuruluyor aslında. Bir, bireysel mülkiyeti kabul ediyor. Yani dinin kendisi bireysel mülkiyeti kabul ediyor. İki, e, alabildiğince bireysel mülkiyetin Hazreti Peygamber örnekliğini dikkate alarak söyleyecek olursak sonuna kadar paylaşımın açılmasını öneriyor. Bunun bir kısmı emir. Yani belli bir miktarı zekat gibi fıtır sadakasında olduğu gibi bir kısmı emir emrediyor. Yani paylaşma açık belli bir miktardan sonra paylaşılmasını emrettiği bir taraf var. Onun dışında Allah'a yaklaşmanın çeşitli dereceleri anlamında tamamıyla kişinin Müslümanlığı ile alakalı olarak paylaşımı sonuna kadar genişletiyor. Yani İslam'da bu iki ilke zannediyorum bütün sistemi özetleyen ana ilke olarak değerlendirilebilir dinin kendisinde. Çünkü dinin en iyi tatbikini temsil eden Hazreti Peygamber geriye miras bırakmadı. Yani İslam'ın aslında önerisi peygamberdir biliyorsunuz. Yani İslam'ın önerisi şey değildir. Soyut kavramlar değildir. Önerilerin bizatihi bu dinin özelliklerinden bir tanesi bizatihi bir insan tarafından tamamıyla tatbik edilmiş olmasıdır. Mesela İslam'ın infakla ilgili önerileri, tavsiyeleri ve emirleri kimde tam anlamıyla tahakkuk etmiştir? Hazreti Peygamber'de. Paylaşımın bir sınırı yoktur İslam'da. Yani özel mülkiyetten vazgeçme derecesine varıncaya kadar paylaşımın sınırı yoktur. Dolayısıyla iki ilki üzerinden değerlendirebiliriz. Yani bir, özel mülkiyete mülkiyete imkan tanıması. iki e, mülkiyetin zorunlu paylaşımını teşvik etmesi. Bir, zorunlu görmesi. Eyvallah. Yani zekat ve fı sadakanın, fıtır sadakası örneğinde olduğu gibi zorunlu görmesi. iki paylaşıma sınır koymaksızın paylaşımı teşvik etmesi. Şimdi bu Zannediyorum İslam dünyasındaki e, iktisadi şeyin, e, geleneğin oluşumunda da temel etkenlerden bir tanesi. Değil mi yani? Tabii ki. Buradan Burada, hareket edebiliriz. sanki. Evet, buradan yani... isterseniz Necmettin Hocam, buradan sizin söyledikleriniz etrafından şöyle bir çerçeve koyabilir miyiz ortaya? Bir, e, e, İslam iktisat dünya görüşünün temel ilkelerini hani e, kısaca bir göz atsak neler söyleyebiliriz? Sonra Lütfü Hocam'dan da şeyi dinleyelim yani. Bu ilkeler etrafında 18. yüzyılların itibaren başlayan sanayi devrimi, kapitalizm, Fordist, post for üretim tarzları ve yeni iktisadi nizamla karşılaştırıldığında bu ilkeleri nasıl değerlendirebiliriz, neler söyleyebiliriz? Yani dedik ya bir teklif, bu neyin karşısında? Bir teklif ve ne vaat ediyor mevcut durum karşısında? Yani Ömer Hocam'ın bıraktığı yerden ben Eyvallah. isterseniz hı hı. bunu cevaplandırayım. Şimdi aslında İslam'ın tabii, iktisadi düşüncesinin, dünya görüşünün ilkelerinden bahsettiğimizde burada şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu evet Hazreti Peygamber'in kişiliği etrafında, Hazreti Peygamber'in örnek Üsve-i Hasene kişiliği etrafında şekillenen bir şey. Biz Üsve-i Hasene genelde dini konulara hasrederiz. Halbuki Hazreti Peygamber'in başkalarıyla ilişkileri yapıp ettikleri bu anlamda bize örneklik teşkil ediyor. Onlar Bunlar zamanda dini konulardır aslında. Tabii ki. Tabii tamamı dini tabii. Ki. Dinin genel bir anlamı Genel yani. bir anlamını ele alırsak bu aynı zamanda tabii Hazreti Peygamber'in belki bizzat kendisinin yani bütün ticari faaliyetlerde kendisine dair belki bir şey bulamayabiliriz ama etrafındaki arkadaşları sahabenin mesela yapmış oldukları işlere yönelik olarak Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu işte tavırlar, Peygamber Efendimiz'in söylediği şeyler de netice itibariyle sonunda bir sünnet olarak biz değerlendiriyoruz. Peygamber Efendimiz'in davranışları olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in içinde yaşamış olduğu toplumdaki o merkezi rolü etrafında oluşan bakış açısı, yaklaşım, dünya görüşü daha sonrayı etkilemiştir. Daha sonrayı nasıl etkilemiştir? Tabii Müslümanların, benim şahsikanatim bu modern dönemde Müslümanlar o özgüvenlerini yitirdikleri için iyice içe kapanık hale geldiler. Halbuki Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu dönemden itibaren modern döneme kadar Müslümanlar bir kere bir özgüven sahibi. Başka toplumların, başka medeniyetlerin ortaya koymuş olduğu şeyleri çok rahat bir şekilde alıp işte kritik edip, eleştirip, değiştirip neyse adapte edebiliyorlar. Mesela burada Hazreti Ömer döneminde vergi uygulamaları var. Müslümanların o zamana kadar herhangi bir belki de vergi tecrübesi yok. Müslüman tüccarlar başka yerlere gittiklerinde ciddi vergiler vermek zorunda kalıyorlar. İslam ülkesine gelenlerden vergi almıyorlar. Bu tabi bir rekabet sorunu ortaya çıkarıyor. Bunu Hazreti Ömer'e intikal ettirdiklerinde ne alıyorlarsa biz de aynısını alalım diyerek yeni bir şey ortaya koyuyor. Şimdi bu nitekim daha sonra meşhur hukukçu işte aynı zamanda iktisatçı olarak da kabul edebileceğimiz Ebu Yusuf'un Kitabul Harac'ı dediğimiz iktisat alanına dair yazmış olduğu kalemdeki vergi ile ilgili görüşlerini ciddi anlamda etkileyen önemli bir şey önemli bir konu önemli bir örnek oluyor. Bu Kitabul Harac deyince aklıma bir şey geldi onu da paylaşayım. Kitabul Harac çok ilginç önemli bir metin. Erken dönemde telif evet. edilmiş. eee Telif eden dönemde, imparatorluğun kadısı. Onu da söyleyelim. tabi. Yani züht kitapları da yazılıyor <laughs> aynı zamanda. Aslında Abdullah İbni Mübarek'in kitabı zühtü var. Kitabı cihadı. Burada cihadı, ribat bölgelerinde cihat yapmayı, zühtü öne çıkartan metinler yazıyor. Şeye de diyorlar, Ebu Yusuf'a diyorlar ki siz zühtle ilgili ne yazdınız diyorlar. Kitabı Karacı yazdım ya diyor. Evet aynı yani şey e, iktisadi bir meseleyi zühtle bağdaştıracak, bağlantılandıracak derecede tamamen dini bir mesele. E, aynı aynı diyor. aynı konu e, yine Ebu Hanife'nin e, ders halkasında yer alan onunla e, öğrenciliğini yapan İmam Muhammed için aynı şeyi söylüyorlar. Eee tabii, e, tabii e, İmam Muhammed için de benzer bir şey söyleniyor. Şimdi tabi o dönemde e, Abbasi devletinde imparatorlukta e, refah Artıyor, israf artıyor, harcamalar artıyor. Bunun üzerine e, imam birçok e, tespi insan, birçok in yani. e, mutasav bi birçok insan e, alim e, zühte dair kitaplar yazıyor. İmam Muhammed'e soruyorlar, sen de bu konuda yazar mısın diye. O da Kitabul Buyu yazdım diyor. Kitabul Buyu yazdığını söylüyor e, zühte dair. Kitabul Buyu dediğimiz e, bugünkü İktisat teorisi, Hoşlan. iktisatın teorisini ortaya koyan eser dolayısıyla yani zühtü bu çerçevede bu anlamda ele alıyor. Şimdi buradan bir ilkeye varabiliriz aslında. Kitabul Kesbi züht eseri olarak kaldır yazdığını söylüyor. Zühtün temel amacı esasen kulu Allah'ın hoşnut olacağı, razı olacağı bir seviye eriştirmek. Habibi kılmak yani kulu Allah'ın. Sultan Ahmet camiinden camiine girdiğimizde Hemen adım atar atmaz caminin içine şöyle bir arkamızı dönersek hemen e, yukarıda oldukça büyük bir şekilde El Kasibu Habibullah yazar. Evet. Kazanan Allah'ın sevgilisidir. Mısır çarşısının girişinde de hemen aynı yazı levha halinde o bulunur. Dükkanları asılan bakkallara dükkanları asılan temel levhadır ya Evet, El Kasibu evet. Habibullah, Kitabul Kesb yani kazanan e, Allah'ın ya, var Şimdi e, meseleyi bu şekilde ele aldığımızda e, çok genel genel bir buluş... yönü hocam. Evet, yani mes muhtemelen biz... tamamı değildir evet, elbette. Yani bu. Meseleyi şöyle götürürsek daha belirgin bir şeye varabiliriz, çerçeveye ulaşabiliriz. Şimdi İslam'da naslarda ortaya konan nasları geniş anlamda alalım Hazreti Peygamber'in sünneti uygulamaları yani sünnet kapsamında her ne var ise e, yani sonrakiler örneklik teşkil eden ilkeler. Müslümanların iktisadi hayatını nasıl şekillendirdi ve ne gibi müesseselere yol açtı? Şimdi din bir yönüyle bireyin hayatını şekillendiren bir şey. Yani din beni iyiliğe teşvik edebilir. Haram kazanma der, helal kazan der, komşuna yardım et der, yolda kalmışa yardım et der. Yani kazancının bir kısmını şuraya harca eder. Din bana birey olarak hitap edebilir. Fakat İslam geleneği bireye olan hitabı aynı zamanda topluma ve devlete olan hitap olarak anladı. Bu önemli bir şey. Yani bireye olan hitap aynı zamanda bütün bir topluma ve o toplum tarafından inşa edilen müesseselere hitap olarak anladı. İslam'da sözünü ettiğimiz ilkeler, infak bir ilke. Yani paylaşım adı altında zikredebileceğimiz Kur'an-ı Kerim'de yığınla kavram var. Yani ve Kur'an-ı Kerim'de en çok emredilen şeylerden birisidir bu infak. Yani Allah'a imandan sonra en çok zikredilen durumlardan birisi infaktır. İbadet, temel ibadetlerin yanında Allah'a zikreden sonra gelen te temel bir ibadettir aslında Nitekim infak. Nitekim yani. infak temel bir ibadettir. evet. Şimdi hocam bu anlayış e, ya da helal kazanç anlayışı ha. İslam dünyasında müesseseleri nasıl şekillendirdi? Yani devletin helal kazanç kavramı nasıl şekillendi? Mesela evet. devlet açısından baktığımızda. Hangi müesseseler kuruldu? Bu müesselerde? bu kavram etkili oldu mu? Çünkü İslam'dan önce de devletler var. İslam'dan önce de büyük imparatorluklar var. Bu bu devletlerin tamamında büyük iktisadi nizamlar var. Yani Pers İmparatorluğu var. Helenistik As e aslında şöyle bir şey diğer taraftan. Mesela ben geçen yani Bizans gözüyle Müslümanlar diye bir Bizans tarihçisi Müslümanların nasıl olup da oldukça kısa bir sürede Bizans'ı gerilettiğini yazmış. Bağladığı yer iktisadi nizam, Müslümanların önerdiği. Lütfü Hocam ee, ne dersin? Evet. <laughs> ee, yani bir kere e, ben hani e, İslam'ın dünya tarihine kattığı en önemli şeyin e, büyük bir mobilite, büyük bir hareketlilik olduğunu düşünüyorum. Yani ne kattı diye sor, Temelde ne kattı diye soracak olursak İslam e, dünyada üç şeyi harekete geçirdi. E, bu üç şeyden birisi halkların hareketi. Halkları Serbest bir harekete e, kavuşturdu. Türkler büyük bir coğrafya değiştirdiler. Berberiler büyük bir coğrafya değiştirdiler. Araplar coğrafya değiştirdiler. Çok büyük bir sosyal hareketlilik oluşturdu İslam. İkincisi e, fikirleri harekete kavuşturdu. Yani e, Hindistan'dan almış olduğu bir fikri Endülüs'te bir bedene kavuşturdu. E, i̇şte Vahdedi vücudu düşünecek olursanız ta Hint'ten alınan bir, bir takım fikirlerin İslam ile yoğrularak Endülüs'te bir şeye dönüşmesini görürüz. Ee, aynı zamanda pek çok başka fikir de. Bu savunma onları... onlar öyle düşünmüyorlar. Tabii bunlar yani çok genellemeci ifadeler olabilir. Ama büyük bir fikri hareketlilik oluşturduğunu, helalistik düşünceyi alıp dönüştürdüğünü, Hint düşüncesini alıp dönüştürdüğünü, kendi düşüncelerini buralara yaydığını söylemek mümkün. mümkün. Ee, aynı zamanda üçüncü bir şey de İslam malların hareketini, serbestlik. Kattı. İslam e, dünya tarihine çıktıktan sonra mesela büyük bir iktisadi hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Hiç daha önce olmadığı kadar e, dünyada tüccarların rahat hareket ettikleri bir zemine kavuştuklarını, ticaretin genişlediğini, e, üretim zemininin genişlediğini ve birbirinden çok uzak coğrafyaların, biraz önce Necmettin Hocam'ın e, verdiği örnekte olduğu gibi birbirine iktisadi bağlarla, ticari ağlarla e, kavuşturulduğunu, e, birleştirildiğini görüyoruz. İpek yolu canlandı, baharat yolu canlandı. İslam'dan sonra pek çok eski şehir Akdeniz yeniden ticarette canlandı. Tabii eski şehir yeniden dirildi. Ve pek çok da Bağdat gibi yeni şehir e, ortaya çıktı. İslam şehirlerinin yükselişi anlamına geliyordu ve bu şehirlerde büyük bir zanaatkar kitle, büyük bir e, ta, tüccar kitle e, yaşamaktaydı ve İslam'ın e, insanlara katmış olduğu en önemli şey e, refah artışı. Harun Anladım. Reşit döneminde Bağdat'ın nüfusunun 3 milyon olduğuna dair kayıtlar yani. var. Ciddi bir biçimde Doğru, mesela o günün Avrupa'sından bakıldığında İslam şehirleri gerçekten de tam bin bir Gece masallarında olduğu gibi altınla kaplı kubbelerin diyarı olarak e, görülüyordu. Büyük Daha bir yürüdük, refah, evet. büyük bir üretim genişlemesi, büyük bir e, zenginlik söz konusuydu. Bunu e, ticareti, üretimi serbest bırakarak gerçekleştirdi. Bu serbest bırakmanın arkasında çok önemli bir ilke mevcuttu. İktisadın zeminini Hı. genişletti iktisadı tekelci bir iktisat olmaktan çıkardı, toprakları tekelde olmaktan çıkardı, evet. aynı zamanda da ticaretin imkanlarını olabildiğince genişletti. Sadece Müslümanlar için değil, diğer pek çok topluluk için ticaretin imkanlarını genişletti. Bu yolla iktisadi zemini genişleterek, iktisadi faaliyete, üretime katılan insan sayısını çoğaltarak aynı zamanda refahı kitlelere yaymayı başardı biraz önce İbrahim Hocam'ın bahsetmiş olduğu büyük imparatorluklar, sizin bahsetmiş olduğunuz büyük imparatorlukların belki de tıkandıkları bir noktaydı. Evet onlar da büyük bir üretim zemini ne sahiptiler. Roma İmparatorluğu mesela büyük bir üretim zeminine sahipti. Bizans, Pers İmparatorluğu, Hakeza, Hint diyarı Hakeza büyük bir üretim zeminine sahipti. Ama İslam'ın doğduğu çağda bu üretim zemini belirli bir şekilde tekelci bir mantığa erişmişti. Asilzadelerin elinde e, belirli ayrıcalığa sahip e, kitlelerin, toplulukların elinde iktisadi birikimler toplanmıştı ve büyük kitleler bu anlamda iktisadi refahtan dışlanmış vaziyetteydiler. İslam'ın tam da aslında kitlelere, halklara, toplumlara dünya tarihinde belki de bu kadar hızlı yayılmasının arkasında İbrahim Hocam biraz önce söylediği gibi en önemli etken buydu. İktisadi zemini serbest hale getirmişti. İnsanlara refah vaat etmişti ve e, iktisadi gücü belirli asillerin elindeki bir tekel olmaktan alıp halka yaymıştı. Fethettiği bölgelerde toprak sahibi oluyor. Tabii. Halk. Tabii. Mesela Özesinde şeyi bilirsiniz. Öyle olan toprak sahibine dönüşüyor. Yani Pers İmparatorluğunu e, Müslümanlar çok küçük bir kuvvetle yendiler. E, ve e, sava o günkü ganimet hukuku mantığına göre bu toprakların işte o gazaya katılan e, yaklaşık 3000 civarındaki mücahid arasında bölüştürülmesi gerekiyordu çünkü Pers İmparatorluğu toprakları imparatorun mülkü sayılıyordu. İmparatorun mülkü olduğu için imparatoru yendiğiniz için onun mülkünü paylaşmanız da bir savaş kanimeti sayılıyordu. Hazreti Ömer bunu reddetti. Hazreti Ömer bunu reddettiğinde e, Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah e, bundan çok rahatsızlık duydu ve Hazreti Ömer'in gelip yakasına yapıştı. Sen kim oluyorsun da Hazreti Peygamber'in sünnetinin dışına çıkıyorsun? O bütün gazalarda evet. sadece Hazreti Ebubekir oğlu pek çok sahabe karşıydı. Yani Bilal ve, abi işi, e, ve siz, aynı şekilde ve siz yani bu anlamda payınızı alın çünkü beşte bir ganimette halifenin payı ve gerisini de paylaştırın teklifini sundu. Hazreti Ömer de dedi ki evet dedi ben bundan haberdarım ama Kur'an'da bir ayet var. Mal aranızda dönüp dolaşan bir şeye dönüşmesin. Dolayısıyla biz eğer bugün bu toprakları paylaştırırsak bu anlamda ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Muhtemelen bir İslam feodalizminin ortaya çıkışını engelledi. Hazreti Zaten Ömer. Hazreti Ömer'in oradaki ifadesi eğer ben bunu size verirsem siz ve sizin nesliniz soyunuzdan gelenler sürekli zengin olacaksınız. Diğer insanlar da sizin ellerinize bakacak. Evet. Kıyamete e, kadar bu insanlar e, size bütün, köle edemem, edemem diyor. Aa, bütün bütün adil pers bir biçimde paylaşım anlamında. Paylaşımlı evet. Bütün Pers evet. Diyarı'nın çok hızlı Müslümanlaşmasının arkasında bu karar var. Çünkü çok hızlı bir şekilde e, Pers imparatorluğunun boyunduruğundan kurtulan halk aynı zamanda da bir refaha erişmişti. Dolayısıyla yeni gelendiğini kabul etmede çok istekli oldular. İran gibi kadim kültüre sahip bir coğrafya 10-15 yıl içerisinde Silahla yenilecek bir coğrafya katiyen değil hocam. Değil. Yani. Evet, yani şu anlaşılıyor. Ben konumuz açısından daha böyle ilkeyle uygulama arasındaki irtibatı göstereyim diye söylüyorum. Aslında Kur'an bir ilke söylüyor. Yani sermaye yani sermaye bir bir azınlığın elinde dolaşan bir şey dönüşmesin. Tekel, evet. tekel, tekel yani. etti, reddediyor. etti. Evet. Ganimet hukukunu değiştiriyor. Tabii. Aslında İslam uygulamada savaş hukukuna tesir ediyor. Dolayısıyla toprak sistemini etkiliyor. Tabii. Toprak bu yani takip edilebilir bir sonuç bu. Kitabul harac bu sistemi toprak vergi tabii, vesaire vergi, vergi, vergi şey Buna benzer yani. bir uygulama e, bizatihi insan unsurunun da e, Serbest Mülkiyet. bırakılmasını içerir. Tabii. İnsan unsurunun belli bir takım insanların mülkiyetinde kalma. Mevali sistemi bunun için geliştirildi. Bu mesele... Yani hocam. Tabii, gidilen önemli. bölgelerde insanlar evet. ne olacak? Yani hani savaştın, aldın ne olacak bunlar? Köleleştirilmedi bunlar yani. Mesela aslında e, şimdi Necmettin Hoca'dan biraz şeyi de dinleyelim. Peki bu iktisadi ilkeler, kurumlar bir işaret ettiğini sen o bağlamda biraz belki anlatırsınız. Hem de hangi literatürü klasik dönemde ortaya koydu onu konuşalım. Sonrasında modern döneme gelelim. Bu tekelcilikle ilgili Mehmet Genç Hoca'nın, Allah selamet versin, Osmanlı iktisadi dünya görüşünün ilkelerini kaleme alırken vurguladığı birçok nokta aslında İslam iktisadı için geçerli. Mesela bu tekelciliğin ilgası anlamında çok karakteristik örneklere yer veriyor. Bir tanesini ben söyleyeyim. Mesela diyor herhangi bir şehirde 10 tane Osmanlı ekonomisinden bahsediyor, 10 tane terzi var diyelim ki. 10 tane terzi şehrin ihtiyaçlarını görüyor. Her biri, biri 3, biri 5 işçi çalıştırıyor. Birinin bir, birinin iki tane makinesi olabilir. Fakat bir terzi 20 tane makine alsa, 30 tane de işçi istihdam etse ve şehrin bütün efendim manifatura Şimdi büyük e, maliyetlerini evet. karşılayacak bir biçimde tekelleşse devlet el koyuyormuş hocam. Yani te, ediyor. Evet müdahale ediyor makinelerden işte e, makul bir seviye indiriyor, işçiyi makul bir seviyeye indiriyor, rekabeti yeniden canlandırıyor ve tekelciliği engelliyor. Diyor ki şey e, uzun bir hikaye onu belki Lütfü Hoca bize anlatır. Osmanlı iktisadi sistemi kapitalist iktisadi sistem karşısında aslında bir alternatif olarak duruyordu. Yani tekelciliğe efendim malın tekelde e, serbest bir biçimde e, temerküz etmesine karşıydı. Buna bunda ısrar ettikleri için Osmanlılar eee söyleyeyim önünde duramadılar kapitalizmin ve uzunca bir süre yıkılana değin bunda ısrar etmeye devam ettiler diyor. Hocam e, bu e, iktisadi ilkeleri belki daha ilave edecekleriniz de olabilir. İşleyen literatür klasik dönemde neydi? Bir de hocamın dediği gibi ne tür kurumlara dönüştü? Zekat var. Efendime söyleyeyim hisbe teşkilatı var. Evet. Ahilik teşkilatı, bir sürü tabii teşkilatlar ahilik. yani. Nasıl da, bir diyor. şey kurumsal düzen yarattı aynı zamanda? E, şimdi tabii e, bu özellikle e, Abbasiler e, dönemi bu, e, bu anlamda önemli. E, Müslümanlar o dönemde e, bilgi üretirken sadece e, iktisadi konularda değil, her alanda olduğu gibi e, İslam iktisadi literatürüne biz baktığımızda mesela mutasavvıflar, hukukçular, fel, filozoflar hepsinin bir takım söyledikleri şeyler var. Ortaya koydukları ilkeler var. Ama burada şunu Ömer Hocam'ın da belirttiği gibi Hazreti Peygamber'in sünneti, Hazreti Peygamber'in davranışları merkezi bir rol oynuyor. Onun etrafında sadece iktisatçıların, sadece hukukçuların bilgi ürettiği bir alan değil İslam iktisadı. Mutasavvıfların da var. Çünkü biliyorsunuz meşhur e, tasavvuf e, eserlerinde iktisatla ilgili e, bölümler var. Filo filozofların iktisatla ilgili e, söyledikleri şeyler var. Dolayısıyla kolektif aslında bir üretim var. Bir yani bu teorik e, yapıyı besleyen kolektif bir üretim var. Bu aynı zamanda pratikte bunu besliyor. Yani ne dedim e, yani pratik nasıl bunu besliyor? Abbasiler döneminde ortaya mesela çıkan diyelim bütçe açıklarına e, yönelik olarak e, üretilen veya ortaya konan eserleri bütün o dönemin ilim adamları hepsi ona eğiliyor ve bir takım şeyler ortaya koyuyorlar çünkü bilgi üretme yöntemleri birbirine çok yakın. Hangi disiplinler ee, altında e, bu ele evet, alınacak? E, temelde e, bizim tabi müstakil e, eserleri eğer dikkate almazsak... Yani bir İslam çalışmak isteyen evet, biri geriye döndüğünde nerelere baksın evet, yani? E, müstakil eserleri e, söz konusu etmezsek fıkıh e, disiplini bu anlamda e, önemli bir e, alandır. Müslümanların özellikle iktisadi dünya görüşünü öğrenmek, Müslümanların iktisadi dünya görüşüne dair ilkeleri ortaya çıkarabilmek için fıkıh önemli bir alandır. Ama fıkhın yanı sıra mesela Kitabul Haraç ve Enval gibi eserler, kamu hukukuna dair özellikle maliyeye dair eserleri de burada dikkate almak gerekir. Çünkü bu eserlerde bilhassa Ömer Hocam'ın bahsettiği devlet sistemi içerisinde iktisatla ilgili meseleler, kitabul harac'ta ele alınıyor. Kitabul envallerde el, el de, de ele alınıyor. Dünya ele alınıyor. Dolayısıyla aslında Ahlak bahsi evet, yani, doğru siyaset bahsi. bir i̇şte, disiplin de. olarak teknik manada iktisadi meseleleri ele alıyor ama bir bütün haline daha geniş olarak e, düşündüğümüzde, meseleye baktığımızda e, diğer e, alanlarda yani tasavvuf klasiklerinde de buna dair birçok ilkeye rastlayabiliriz. Erken dönemde 3. yüzyılda sufiler iki kısma ayrılıyorlar. Kesb taraftarları Fakr taraftarları evet. yani kazanılmak. Bu meşhur bir evet. e, tartışma malumunuz e, yani kesf literatürü. Dolayısıyla Sufi literatürde de e, kazanmaya, iktisadi eyleme ve faaliyete dair güçlü bir Kesinlikle. E, alan var. Kesinlikle yani bu kesf literatüründen e, söz açtınız. Kesf literatürü benim e, izini takip ettiğim kadarıyla Moğol istilasının sonuna kadar hı hı. E, müstakil eserler yazılıyor kesfle ilgili. İbn-i Teymiye'nin e, yani en son tespit ettim i̇bn Teymiye'nin ilgili Eserler var. Osmanlı döneminde de aslında kesp, tembellik, kazanç ile ilgili birçok risale kaleme alınıyor. Tabii bu risalelerdeki temel aslında bunların ortaya çıkışı ve konuların ele alınmasının temel gerekçesi o dönemde ortaya çıkan harcama, lüks, refah sonucu toplumda meydana çıkan yozlaşmaya tepkiler. Yani mutasavvıflar farklı bir şekilde ele alıyor ve bu aslında toplumdaki o israfa karşılık kazancın haram olduğu, kazancın kötü olduğuna dair bir literatür gelişiyor. Hemen cevap buluyor. Mutasavvıflar işte malum buna cevap yazıyorlar. İmam Muhammed'e nispet edilen kesp ve daha sonrasında özellikle Serhasi'nin Hanefi hukukçulardan Serhasi'nin onun üzerine yazmış olduğu söylenen kesple ilgili kitap literatürü ciddi anlamda etkiliyor. Nedir burada ele alınan mesele? Kazancın ne kadar önemli oldu. Ama burada kazanç derken de işte ölçüsüz, sınırsız bir kazanç değil. Helal kazancın, işte belirli Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu örneklik etrafına gelişen kazancın ne kadar önemli olduğuna dair bir literatür gelişiyor. Dolayısıyla bir yandan doktriner olarak yani fıkıh kitaplarında iktisadi meseleler ele alınırken öte taraftan devlet ile ilgili boyutu Haraç, Enval, Ahkam-ı Sultaniye gibi e, eserlerde biraz daha kamu e, maliyesiyle e, ilintili olarak e, ele alınıyor. Mesela burada benim çok dikkatimi çeken... E, e, şeyi eserlerden... düzeltelim Necmettin Hocam, e, altta e, kesp olarak düzeltelim. Kesp literatürü bu, hı hı. kesp kazançtan geliyor yani hı hı. kazanmak kökünden geliyor. E, hani dinli izleyicilerin hani yanlış anlamaması için tekrar söylemek istiyorum. Alt yazıyı evet. düzeltti de Lütfi Hoca. ben işaret ettim arkadaşlara. Evet. E, kazanç tabi kes e, kazançla alakalı. Hocam. Kazancın yani ne kadar önemli olduğu, helal kazancın ne kadar e, e, işte gerekli olduğu yani dünya inşasında ne kadar önemli bir role sahip olduğuna dair ciddi bir şey ortaya konuyor. Şimdi e, burada mesela Abbasiler döneminde sulama ile ilgili bir takım problemler ortaya çıkıyor sulama üzerine konular şey, literatüre hocam, girmeye şey, başlıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında e, bizim ilki olarak vaz edebileceğimiz bir şey diğer dinler için de geçerli olabilir açıkçası. Daha vaz etmedik. Bir saniye konuşuyoruz çalışıyor. ya şimdi. Et, yani <laughs> olay şey yapalım diye. Hocam metafizikçi olduğu için yani, direkt sonuca gidiyor. Yap, <laughs> doğru, doğru rayına oturtalım diye söylüyorum. Bu bu konularda vaaza düşmek çok kolay çünkü. Ya, bizim zaten şeyimiz çok müsait ona yani literatürümüz çok müsait. Şimdi hocam, kolay değil hocam. Vaz yapmıyor arkadaşlar. Vaz yapıyoruz, söylemiyoruz. Yani, söylemiyorum. yani evet. şey süreci doğru takip etmek açısından söylüyorum. Şimdi e, yani hangi din paylaşmayı yasaklar ki? Her din bunu emreder. Her din neredeyse dünyada büyük dinler bağlamında konuşalım. Her din sahip olduğunu bir başkasıyla paylaşmayı emreder. Hangi devlet usulsüz kazanma üzerine bir sistem kurar ki? Değil mi? Usulün nasıl belirlendi? Evet, onu onu diyeceğim yani. Burada bizim Mesela mi, helal kazanç diyoruz ya hocam. Şimdi helal kazanç usulü nasıl etkiledi? Yani sistemi nasıl etkiledi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İslam iktisadi düşüncesinin temel yönlerini anlamak için. Mesela bir... Yani şunu mu diyorsunuz? Yani teori değil de uygulamada nasıl oldu? Bu önemli diyorsunuz. Şöyle teorik prensip de belirli, belirginleşmiyor. Bu çok genel bir prensip. Yani teorik prensip ne zaman teorik prensip olur? Bir uygulamayı şekillendirdiği zaman öteki türlü öğüde döner. Yani teorik prensip olmak. Mesela diyelim ki İslam tekeli engelleyen bir sistem geliştirmesine yol açtı değil mi? Bak bu bir ilke. Tekelleşmeyin bir ilke. Sonra dedi ki mesela Lütfü Hoca toprak, toprak dedi, uygulamaları dedi İslam'ın e, özellikle özellikle tekelciliği kaldıran bir sistem geliştirmesine yol açtı. Değil mi? Evet. Şimdi bahsettiğiniz e, o kesb literatüründe şimdi dönemde gerçekten dediğin gibi canlı taraf var. Bir tarafta lüks harcama var, bir tarafta da kazancı gayrimeşru gören topluluklar türiyorlar. Yani o lükse tepki olarak. Tabii tabii lükse, lükse tepki, tepki olarak, olarak. Kazancı olarak yani tabi. Hocam bunların bir kısmı lüks tepki, bir kısmı asıl itibariyle tevekkül kavramından kaynaklanıyor. Bir kısmının daha metafizik gerekçeleri var. Yani bir grup çıkıyor diyor ki yani Allah yani kim Allah'a takva ile bağlanırsa, ihlasla yönelirse Allah onu doyurur. Kuşların rızıklarını vermesi gibi rızıklarını verir. Ne diye çalışıp çabalayacağız? Yani kazancın azimet mi ruhsat mı olduğu tartışması yapılmaya başlanıyor. kitab Kesb'in temel konulardan birisi ama budur. Ama Ömer Hocam tabii yani aslında teori ve ilkelerden bahsediyoruz. Bu çok önemli ama teori ve ilkeleri ortaya çıkaran veyahut da bunu besleyen pratikler var. Yani bu tevekkül kavramının e, bu şekilde merkezi bir e, kavram olarak tartışılıp bunun üzerinden bir literatürün ortaya çıkmasının sebebi toplumda ortaya çıkan belki de yo işte yozlaşma olarak görüyorlar. Tabii, tabii zaten... yozlaşma, Bu yozlaşmayı gören e, kitle insanlar e, ki daha sonra kerramiye dediğimiz e, yapıya dönüşüyor bir e, e, harekete dönüşüyor. Bunlar e, çalışmak e, e, eğer buna yol açacaksa o zaman e, bizi çalışmayalım çünkü çalışıp kazanmak, biriktirmek Allah tevekküle Hocam zaten fetihler bir şey. ertesinde, Emeviler evet. döneminde fetihler ertesinde Hicaz'da büyük bir zenginleşme Ciddi sermaye Tabii bitiyor. çok büyük. Hatta Medine'ye yakın bölgelerde, yakınlığın derecesini bilemiyorum işin doğrusu. Yani çok uzak bölgeleri dikkat alarak da söylüyor olabilirler. Medine etrafında diye geçiyor metinlerde. Ee, büyük konaklar oluşturuluyor. Yani e, belki içkili değil ama eğlencelerin yapıldığı büyük konaklar oluşturuluyor. Yani ciddi bir lüks tüketim başlıyor. Ee, özellikle zaten zühd hareketinin buna karşı olarak geliştiği bilinir. Değil mi? Buna karşı olarak. Şimdi bunun üzerine kesp hakkında, kazanç hakkındaki tartışmalar mesela iktisadi hayatı nasıl şekillendiriyor? Yani esas şeyimiz bu. Esas yani benim anlamaya çalıştığım mesele bu. Nasıl şekillendiriyor? Ne yaptılar ki mesela Bizans'tan ayrıldılar? Ne yaptılar ki Perslerden ayrıldılar? Bunu hocama soralım isterseniz hocam. Yani ge geriden başlayarak, yani ortaçağ iktisadi düzeninden başlayarak bugüne geldiğinizde iktisadi e, dünya görüşünü farklı iktisadi dünya görüşleriyle karşılaştırdığınızda İslam'ın bu ilkeleri Bizzat efendime söyleyeyim bizim iktisadi faaliyetlerimizi ne yönlendiriyor? Ne vaat ediyor sorusuyla ir Ya yani Bunu esasında. ben hani çağ ve e, klasik yani İslam şey, literatürü... Ömer Hoca Hristiyanlıktan mi? falan Yahudilikten bahsettiği için esasında dinlerle evet. irtibatlı bir biçimde. Belki öyle de ele alabiliriz. Yani ben bunu hani klasik literatürden takip etme imkanına sahip değilim. Hı hı. E, açıkçası hani bir, bir şekilde bu... E, fakat şunu söyleyebilirim. E, yani İslam'ın ortaya çıktığı dönemde işte ondan önceki imparatorlukları oluşturan dünyada genel itibariyle feodalite ve benzeri yapılar egemendi. Yani Avrupa coğrafyasında feodalite egemen hale gelmişti. Bizans bir tür feodalite olan bir sisteme sahipti. Pers İmparatorluğu benzer bir, bir tür feodal bir sisteme sahipti. Hint dünyasında feodal sistem Kas geçerliydi. Kas sistemiyle beslenen bir sistem. Neydi burada? Temel üretim aracı topraktı ve toprakların da belirli ellerde bir soya, nesebe bağlı olarak toplanması söz konusuydu. Yani insanlar çalışıyorlardı fakat üretmiş oldukları refahtan pay alamıyorlardı. Tam da aslında İslam'ın getirmiş olduğu, biraz önce bahsetmiş olduğum hareketlilik, bunu kırmaya yönelik bir hareketlilikti. Yani bu toprağın, temel üretim aracının belirli ellerde bloke olmasını Ortadan kaldırdı evet. ve büyük bir üretim zemini oluşturdu. Bu üretim zeminini de aynı zamanda coğrafyalar arasında değiş tokuşu mümkün hale getirerek, ticareti geliştirerek yaydı, genişletti. Şimdi ticaretin şöyle bir etkisi var dünya tarihinde. Hep böyle bir etkisi var. Yani ticaretin olduğu yerlerde refah artıyor. Neden refah artıyor? Çünkü sadece üretimin artmasıyla ilgili bir şey Tabii değil. Büyük sermaye oluşuyor. Sermaye Sermayenin oluşumuyla olur. da ilişkili ama aynı zamanda toplumun ihtiyaçları daha nitelikli bir şekilde gerçekleşti. Evet. yerine karşılanabiliyor. Yani to her top toplumda çeşitli ihtiyaçlar ve bütün bu ihtiyaçları bir yerde üretmek mümkün değil. Ticaretin gelişmesi aynı zamanda toplumsal ihtiyaçların da daha nitelikli bir şekilde, daha ucuz bir şekilde giderilmesinin önünü açıyor. Ve ciddi bir biçimde refahı tabana yayıyor. Ticaret. Mesela İngiltere'nin ee, o sanayi devriminden sonra bu denli öne çıkmasının sebebi daha önceki dönemlerde görülmedik ölçüde bir ticaret geliştiriyorlar evet. değil mi? Sanayi devriminin öyle bir özelliği var. İki şey yani bazı yazarlar bunu bir şark globalizasyonu olarak, şark küreselleşmesi olarak adlandırıyorlar. Ciddi bir biçimde toplumlar arasındaki iktisadi münasebetleri geliştirdi. Bunu bunu neyle yaptı? Bunu birkaç uygulamayla yaptı aslında. Birincisi şehirleri özerk bıraktı. Yani şehirdeki iktisadi yaşama devletin müdahale alanlarını kısıtladı birincisi. İkincisi Ticaretin üzerinde gerçekleşebileceği zemini, ticaret yollarını, kervansarayları, güvenliği de temin ederek, tü tüccarların, kervanların güvenliğini de te temin ederek çok akışkan hale getirdi. Ee, yani bu anlamda hani e, çok, çokça vurgulanan bir şeydir. İşte Buhara'dan, Semerkant'tan çıkan bir tüccar malını rahatlıkla Kahire'de satabilir hale geldi. Bu dolayısıyla çok dolaşımı artıran ve farklı coğrafyalar arasındaki iktisadi değerleri birbirine aktaran bir, etki oluşturdu. Bir başka nokta da yani daimi savaşı daimi savaşı ortadan kaldırdı İslam. Bu daimi savaş ortadan kaldırması kamu kaynaklarının verimsiz bir şekilde harcanmasının önüne geçti. Kamu kaynakları toplumsal faydayı çoğaltacak bir şekilde eğitime, sağlığa ve ticaretin geliştirilmesine aktarılmaya hocam, hocam burada hocam, çok hı. E, aslında e, önemli bir e, konuya değindi lütfen hocam. Şimdi e, bu e, özellikle e, Müslüman e, ilim adamları iktisadi konularda yazarken mesela o sosyal refah vurgu da bulunuyorlar ama bu sosyal refahı işte tabana yayabilmek, işte eğitime, sağlığa, değişik alanlara yayabilmenin bir şey olarak mesela vakıf müessesesini evet, tabii. çok evet. ön, plan ön plana çıkarıyorlar. Mesela kamu arazilerinin vakıflaştırılması yahut da vakfın e, İslam kültüründe medeniyetin önemli bir, bir role şey, evet. oraya şey getirmek yapması. istiyorum mesela. Evet, hocam. Oraya yani, girsin istedim. E, şimdi bana. yani bu mesela vakıf çok önemli bir e, müessesedir. Sadece e, yani bu ilk Hazreti Peygamber'den hemen sonra Müslüman toplumlarda birçok alanın üzerinde yürüdüğü bir e, husustur. Dolayısıyla yani bu sosyal refahı tavana yayma e, kanallarından birisi vakıftır. Yani bu sadece bir tanesi. Zekat da öyle. Hisbe e, tabii peki hocam. Hisbe'den hangi çerçevede bahsedilir? E, yani hisbe aslında biraz daha e, kontrol. E, Hı -hı. Yani sizin bahsettiğiniz bu Mehmet Genç Hoca'nın evet. işte Osmanlı iktisadiyle ilgili bahsetmiş olduğu şey. Yani e, piyasadaki Dengesizlikleri, piyasadaki aldatmayı, piyasada insanların Peygamber sapabileceği... Peygamber şahsında görüyoruz mesela pazara çıkıp hurmaları kontrol ediyor. Kontrol etme, evet. Bir bir kontrol mekanizması var. Muhtesip. Ee, tabii muhtesip. Yani e, İslam e, özellikle iktisat sisteminde devletin fiyatlara müdahalesinden pek söz edilmez. E, bu, biz buna nar koyma diyoruz. Yani serbest e, bırakır ama muhtesip dediğimiz çarşı pazarı Hı -hı. denetleyen kişi burada eğer bir aldatma e, fark ediyorsa yani başkasını birisi kar veriyor aynı malı birisi ona veriyor evet, mesela. yani işte bir tahrir dediğimiz başkasını aldatma yahut da hile dediğimiz başkasının Bugünkü fiiliyle karşıt Bu kalite ve fiyat kontrolü dediğimiz şey. Evet kalite ve fiyat kontrolü da yapıyor aslında. Mesela bu nar ihtisap e, hisbe İbn Teymiye'nin de hisbe ile ilgili tabii bağımsız ki, bir metni tabii. var. Müslümanlar da bunu sadece kendi toplumları için değil, bütün toplumlar için özdeşleştirecek bir biçimde Şimdi, bu ülkeyi benimsiyorlar. Yani sen Müslümanların hocam müsaade ederseniz evet. Çin, Uzak Asya'nın İslamlaşması bizzat bunun Müslümanlar tarafından bir iktisadi ilke olarak içselleştirilmesiyle alakalı. Çin'e gidiyor şey, Müslüman tüccar. Bağdat'ta 40'a satın aldığı malın 5 liraya verildiğini görüyor. Siz bu malı e, emeğiniz sömürülmeden ve işte e, yetersiz koşullarda çalıştırılmadan bu fiyata satamazsınız diyor. Ben bu fiyatı 5, bu malı 5 liraya almam. Bu malın değeri işte piyasaya göre 15 liradır, 15 liraya. Senin hangi dindensin diyor. Müslümanım diyor. Bugün huyların efendim daha ileride male, Malayların İslamlaşması büyük ölçüde Müslümanların bu iktisadi ilkeleri içselleştiren tüccarların oraya varmasıyla irtibatlı bir şey. Biraz. Güzel. Bu şöyle bir e, şey, soru ortaya çıkarıyor. Yani hep web... Bu konuyu düşündüğümde aklıma gelir benim. Acaba ilkelerle müesseseler arasında zorunlu bir ilişki var mı? Şimdi kapitalist bir dünya görüşü var değil mi? Kapitalist bir düzen var şu anda. Kapitalist düzen daha dini ilkelerle ele alınsa, daha dini ilkelere riayet edilerek, dini derken mesela adalet prensibine, hı hı. tekelleşmenin kırılmasına falan, yani bunun mesela mevcut iktisadi yapı, bu ilkelerle yeniden şekillendirilecek olsa bir şey değişir mi acaba? Buraya bunu size yöneltelim Lütfü hocam. Ama ilk programın yarısından fazlasını geçtik. Tabii, tabii, bir ara verelim sonra, 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 sonra şeyleri... bu soruyla devam edelim isterseniz. Ben kısa bir ekleme yapabilirim. Eyvallah. Allah, ben buyurun bakmayın. Hocam. Yani şöyle mesela Müslümanların aslında biz yani ilkelerden bahsediyoruz. Bu ilkeler yani Ömer hocam bu bahsetmiş olduğu son meseleyle de biraz alakalı. Yani biz ilke ve kurum şeklinde genelde bir böyle ayrıştırıyoruz. Halbuki Müslümanlar gayet doğal bir şekilde o ilkeleri toplumlarına, kendi işte faaliyetlerine... Uygulamanın kendisinde uygula görüyorlar o ilkeyi. Hatta yani, bu ilkeler e, uygulamadan çıkmış ilkeler. E, yani birileri yani şöyle büyük ilkeler olsun öyle koymuş değil. Evet. Yani. E, evet. evet. Yani muhtemelen... Başarısı da biraz orada aranıyor. Mesela şimdi El-Kasibi Habibullah dedi ki, mesela protestanlıkla belki sizin o sorunuzu ilişkilendir ilişkilendirerek... El alacak lütfü Hoca. Şimdi benim babam tüccardı. Bunu söyleyip şeye geçelim. Ee, okuldan çıktığımda bazen yardıma giderdim. Akşam üzere akşam ezanı okunurdu. Günün kısa olduğu vakitlerde ama gün kararmış olurdu. Yani müşteri gelip gitmezdi dükkana. Babam ama beklerdi akşam namazını. Dükkanda kalacak. Ekmek teknesinde kılmak için ya eve gidelim derdim hani akşam oldu müşteri yok falan. Burada kıldığım namaz evde kıldığım namazdan işte 40 kat daha fazla faziletli ve Çünkü çocuklarımın helal ekmek rızkını kazanıyorum derdi. Ekmek teknesini malı kazancı de ama deseydim ki yani sen bunu hangi ilke istinaden yapıyorsun? Onu izah edemezdi. Bilmez. Yani uygulamaya Çünkü sinmiş bir biçimde evet. ilkeler çıkıyor evet. buradan. Şimdi programın başında bahsettik İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'nden. İlim Kültür Eğitim Derneği İLKE e, bünyesinde yakın zamanda böyle bir kuruluşun e, tesis edildiğini ifade ettik. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu kurumu tanıtmak da bizim boynumuzun borcu. Daha güzel çalışmalar da yapacaklar inşallah. Yaptıkları çalışmaların İslam iktisadı ile ilgili araştırmaların veçesini değiştireceğine inanıyorum. Evet Lütfü Hocam Ömer Hoca'nın bıraktığı sorudan devam edelim isterseniz. Soruyu bir daha tekrarlayın arzu ederseniz hocam. izleyiciler de belki evet. şey yapmış olabilirler. Siz tekrarlayın isterseniz. <laughs> Ömer Hocam. Ya ilkelerle müesseseler arasında gerçekten e, kurucu bir ilişki var mı? Mesela diyelim ki aynı ilke çok farklı müesseselere sebebiyet verebilir. Yok soru o değil de Ömer <laughs> Hocam. <gülüyor> Hatırlıyorsun niye sordun? <laughs> Şimdi siz soruyu değiştirdiniz. <laughs> ee, esasında hani e, biz şuna inanırız. Yani... E, Beden bulmayan ilkelere zaten bir süre sonra da ilke olarak evet. kabul edilmezler. Yani bir şekilde hayat bulması e, gerekir. Ama e, benim bilebildiğim kadarıyla, yine çok uzmanlık alanım olmamakla birlikte, bilebildiğim kadarıyla e, en azından e, İslam fıkhının ilkeleri uygulamadan türemiş ilkelerdir. Önce uygulama ortaya çıkmıştır. Sonra bu uygulamaları bütünleştiren, süzen, bir çerçeve e, etrafında toparlayan ilkeler, külli kaydeler ortaya çıkmıştır. Necmettin Hocam'ın uzmanlık alanına e, girdim. Ben de ondan öğrendiklerimi zaten evet. e, söylüyorum. Yani aynı zamanda şöyle de bir şey var. Yani İslam iktisadı neden canlı bir iktisadi? Yani yaklaşık bin yıl boyunca çok canlı bir iktisadi alanı oluşturdu. Tam da uygulamayla ilkeler arasında bir bütünleşiklik tesis ettiği için bunu sağladı. Ve ciddi bir biçimde o öğretileri, o sünnetten, Kur'an'dan ortaya çıkan öğretileri Müslümanlar uygulamaya aktarmakta bir beis görmediler. Fakat bunu genişlettiler de aynı zamanda. Yani sabit, sabit bırakmadılar. İslam'ın e, tarih boyunca, yani şöyle bir algı oluşabilir. Yani tarih boyunca hep aynı şekilde gelmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Değişerek, dönüşerek, genişleyerek, yeni kullanım alanları bularak, yeni uygulama alanları oluşturarak e, geldi. Hocam yani, e, biraz daha belirginleştireyim. Şimdi buyurun. soru geldi. Şimdi aslında kapitalizmin e, kurduğu bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Hı -hı. Sadi düzen kapitalist sisteme göre, kapitalist prensiplere göre kuruluyor. Şimdi bu iktisadi düzen içerisinde mesela helal kazanç, İslam'ın adalet prensibi, infak prensibi, zekat, sadaka biz bunları uygulayamaz hale mi geliyoruz? Şimdi yani şöyle, bunlarla mesela diyelim yani ki bu siz kapitalist iktisadi sistem içerisinde bu ilkelerle irtibatlı Evet i̇şte şunu bir sormuştum. Bir, evet. Iktisadı, yani ilkeler diyorum. Şunu sormuştum. Bunları Bu yer... ilkeleri uygulasak kapitalist iktisada ne olur? Evet ne olur? Diye sormuştunuz. Ve buradan şeyi anlamaya çalışacağım. Yani geçmişteki iktisadi düzeni mesela diyelim ki anlamaya vesile olabilir bu. Bu ilkeleri uyguladığımızda burası ne oluyor? Evet. Şimdi mesele şu. Bir kere yani böyle havada asılı soyut bir alandan bahset. Evet. En nihayetinde belirli yeni, alanda yeniden şekillenecekse mevcut ortam dikkate alınacak mevcut ortamdaki uygulamalar ihtiyaçlar üretim sisteminin gelmiş olduğu düzey iktisadi ilişkilerin yoğunluğu dikkate alınmak zorunda yani sizin hani muhtemelen aşina olduğunuz işte Alman sosyolog Max Weber iktisadi dünya görüşü ile medeniyetler arasında yakın bir ilişki kurmuştu ona göre bir topluluğun iktisadi dünya görüşü iktisadi etiği ve aynı zamanda o medeniyetin Temel biçimini de şekillendiren bir etkendi. Yani böyle bunlar arasında deterministik bir ilişki öngörmüyordu Weber ama bir taraftan da bunlar arasında doğrudan bir ilişkiyi de vurgulamaktan geri durmuyordu. Ona göre temelde ben de bu fikre kısmen katılıyorum. Yani bir şekilde bireyin bu dünyadaki yaşamını sürdürmeye dair anlayışı, bu dünya yaşamına dair algısı onun kuracağı uygarlığı, toplumsal yaşamı da yakından şekillendiriyor. Etkiliyordu. Yani Weber buradan hareketle yani kader anlayışının bu dünyadaki akıbet sorununa dair getirilen yanıtın bir bireyin bir, 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 bir toplumun şekillenişine yakın etkide bulunduğunu söylüyordu ki ona göre protestanlık kaderi pür akılcı bir şekilde ifade etmesi bakımından çağdaş kapitalistik ekonomiye yol açan önemli etkenlerden birisiydi ve hesaplanabilirliği, öngörülebilirliği ortaya koyması bakımından da modern şirket ekonomisini doğuran önemli unsurlardan birisiydi. Evet hocam. Ama şimdi Weber yani... şurada takılıyordu. Affınıza sığınarak. Sağ olun. Şurada takılıyordu. Özellikle mesela İslam toplumları söz konusu olduğunda şunu açıklamakta e, aciz kalıyordu. Yani benzer Kadir ilkeleri aşağı yukarı İslam'ın da ortaya koymuş olduğu ilkeler idi. Yani işte müminin e, öte dünya selametinin bu dünyadaki çalışmasının bir mahsulü olması. Belki protestanlıktaki kadar birebir iki kere iki dört eder netliğinde bir şekilde koymuyordu ama İslam'da en azından bu dünyayla öte dünya arasındaki bağlantıyı çok sık bir şekilde vurguluyordu. Peki o zaman neden mesela İslam dünyasında bir kapitalizm ortaya çıkmadı? Bu Weber'in sormuş olduğu en önemli sorulardan birisi idi. Tabi o kapitalizmi en iyi ekonomik sistem olarak gördüğü için bunu bir nakısa olarak Değerledim. görüyordu. Halbuki burada çok önemli bir nokta var. Mesela Protestanlıkla İslam'ın kader anlayışını karşılaştırdığımızda tam da şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Yani protestanlıkta öte dünya ile bu dünya arasında çok yoğun bir doğrudan bir ilişki kuruluyordu. Calvin'in meşhur sözü, işte kurtulmuşlar arasında olduğunu mu merak ediyorsun? O zaman bu dünyadaki akıbetine bak. Yani eğer bütün her şey Tanrı'nın elindeyse ve sen bir başarıya erişiyorsan, o zaman Tanrı seni onaylıyor demektir. Yani Yok yoksulsan iyi bir dindar değilsin. Değil. Bu dünyada başarılı olman Tanrının senin eylemlerini onayladığının en önemli göstergesi. İslam düşüncesinde. Bu Tabii, yani mi? biz diyoruz ki Allah bazen fakirlikle sınar, bazen zenginlikle. Sınar. Kadar evet. Dolayısıyla öte dünyayla bu kadar iki, iki kere iki dört etmiyor yani. Tabii. Zaten bu zorunlu fark. olarak çalışmaya, dünyevi başarıya yöneltiyor bireyi. Ee, ama yani, evet tam da sizin söylemiş olduğunuz gibi burada bir ee, e, İslam kader anlayışı bu anlamda bu kadar net bir bağlantıyı kurmuyor. Yani evet iki bireyin öte dünyadaki konumu, a, selameti bu dünyadaki çalışmasına bağlı ama bu dünyadaki hangi çalışmasının ne tür netice doğuracağını bireyin kendisi bilemiyor. Ayrıca bir, o çalışma çok genel biliyorsun o tabi, ticareti bir, falan şey yapmıyor yani. Ayrıca, onları da içine alıyor. Yani bu alıyorsa ticari zenginlik demek değil o çalışma yani temin temin etme biçimi de etme. Yani o kadar yani yokta ee, ticari zenginliktan zengin olmayabilir. Dolayısıyla Peki, yani olur. bu ilkelerle e, iktisadi hayat arasında gerçekten doğrudan bir bağlantı var. Yani mesela bir İslam ticareti geliştirdiği halde kazanmayı serbest bıraktığı halde refahı olağanüstü geliştirdiği halde kapitalizmi ortaya çıkartmıyor. Çünkü neden? Aynı zamanda biraz önceki program başında sizin vurguladığınız gibi dağıtımı da esas alıyor. Yani yoksul gözetmeyi de esas alıyor. E, iktisadi birikimin belirli yerlerde birikmesini engelleyecek pek çok uygulamayı da hayata geçiriyor. Hocam bu Yürü ilkelerle hocam. E, ticari hayat arasındaki ilişki biz genelde böyle Top mega, ilkeleri evet, hocam. mega şey seviyede düşünüyoruz. Yani bunu mesela bunu daha somutlaştıracak olursak mesela e, İslam e, dini Hazreti Peygamber daha hayattayken e, başkalarıyla paylaşma ve ortak iş yapma e, kültürünü e, yerleştiriyor ve bu bildiğimiz or, ortaklıklar dediğimiz, şirket e, dediğimiz ticari bir faaliyetin Müslüman toplumlarda ciddi anlamda gelişmesine yol açıyor. Tam e, yani karşısında işte mesela Batı toplumunu esas aldığımızda şirket kültürünün bu şekilde yerleşmediğini biz e, görüyoruz. Nitekim bu konuda e, özellikle Batı'da yapılan bazı çalışmalar, e, mudarebe dediğimiz e, emek sermaye ortaklığının e, Akdeniz ticaretinde e, aktif olan Müslümanlar, tarafından çok sistematik bir şekilde uygulandığını, yani evet. bu ortaklık kültürünün, ortaklık ilkesinin uygulandığını ve Akdeniz ticareti üzerinden İtalya'ya geçerek Avrupa'ya yayıldığını e, söylüyorlar. Dolayısıyla e, Müslümanlarla yani Akdeniz'de ticaret yapan Avrupalı tüccarlar üzerinden böyle bir kültür Avrupa'ya e, yayılıyor. Dolayısıyla yani Lütfi Hocamın belirtmiş olduğu aslında e, yani medeniyetlerin e, bu e, sahip olmuş olduğu e, ilkeler, uygarlıktan ilkeleri, onların her türlü faaliyetlerini etkiler şeyi ifadesi Tabii hakikaten hocam, önemli. Bu e, İslam iktisadı açısından yani kabaca buna bu sorulara cevap vermek zor yani. Yani ben de ısrarcı Mesele değilim. Mesele suali vaz etmek. Suali yani bu soruların hepsine cevap vermek zor da. Şimdi İslam geleneğinden baktığımızda e, modern dünyada çok gelişmiş bir iktisadi nizam var gerçekten. Bankacılık sistemleri gelişti. Ticari, uluslararası ticaret çok güçlü. Yani şirket anlayışı çok gelişti. E, çok çabuk şöyle tuzaklara düşebiliyor insan zihni. Yani İslam'da bulduğumuz değerler e, yapısal anlamda, müessese anlamında. Yap, modern dünyada çok daha ileri götürüldü, geliştirildi hissine kapılabilir insan. Yani gelenekten baktığımız zaman İslam'ın modern iktisadi hayata söyleyeceği ahlaki prensiplerin dışında bak, Hı -hı. bunun altını çiziyorum ahlaki prensipler, iyi insan olun adaletli olun işte işinizi dürüst yapın gibi ahlaki prensiplerin dışında mesela önerebileceği bir sistem geliyor mu aklınıza? Ben tam bu soruyu soracaktım. Evet. İlaveten somut olarak soruyorum. not da etmişiz. Ee, yani İslam Müslümanların iktisadi ve sosyal adalet, emek, piyasa gibi evet. temel meseleler hakkındaki tekliflerini. Bunları bu teklifleri, özetlemek belki zor olur ama mesela diyelim yani genel ki. olarak nedir? Bunları evet. kapitalist efendim e, çerçeveyle karşılaştırdığımızda bir alternatif teklif ortaya çıkıyor mu? Hocam ikiniz de soruyu kendinize sorulmuşsunuz. Aslında sorulmuş e, burada belki istiniz. ben e, bir şey giriş yapayım. Sonra Lütfi Hocam e, belki devam eder. Vaktimiz daraldı. E, vaktimiz şey az kalıyor. Bunu kısaca evet. toparlayalım. Sonra tamam. bu daha helal gıda zekat meseleleri tamam. var. Tamam. Hocam. Şimdi... Vakit su gibi geçiyor. <laughs> evet. e, şimdi, e, aslında İslam iktisadı e, bir disiplin olarak modern dönemde ortaya çıkışı 20. yüzyılın başlarına rastlıyor ve bu 20. yüzyılda yapılan çalışmalar ben bunu 1970'lere kadar getiriyorum. Yani 1930'larda başlıyor, 70'lere kadar. Bu dönem sizin tam da bahsetmiş olduğunuz meselelerin ele alındığı konular. Yani özellikle Mevdudi, Seyit Kutup gibi isimleri burada zikretmek gerekir. Bunlar İslam'ın alternatif bir sistem olduğunu, iktisadın da bunun içerisinde yer aldığını ve e, bu, bu sistemin önemli e, sac ayaklarından birisinin adalet, sosyal adalet olduğunu, efendime söyleyeyim işte e, paylaşım olduğunu, zekat ve faizi mesela çok üzerinde durur e, Seyit Kutup. E, zekatın önemli bir e, kurum olduğunu söyleyerek, e, İslam'ın e, modern bir e, alternatif e, iktisadi sisteme sahip olduğuna dair ciddi bir literatür oluşuyor. Bu ta 1970'lere kadar da böyle devam ediyor. Yani bu modern İslam iktisadının fikir babası, babaları dediğimiz, isimlerin yazdıkları, literatüre kazandıkları eserlerin neredeyse tamamı bu yöndedir. Daha sonra Ömer Hocam'ın belki söylemiş olduğu özellikle 70'lerden sonra finansın ağırlık kazanmasıyla finansal ilişkilerin yani ticari faaliyetlerin özellikle... E, finansa doğru kaymasıyla bankacılık beraber evet yani. tabii İslam iktisadı alanındaki üretim de oraya doğru finans e, finansal doğru. tabii finans bankacılıkla ilgili çalışmalar merkeziyle evet. sanırım. E, yani aslında modern dönem bu anlamda yani ben bir tasnif yapıyorum. O birinci dönem e, işte te teşekkül dediğimiz kuruluş döneminde e, kavramlar ele alınıyor. E, daha sonrasında finansallaşıyor İslam iktisadı ve iktisat İslam iktisadına dair çalışmalar e, ardından aslında 2000'ler bu 70'lerden 2000'lere kadar devam ediyor. 2000'lerde ise e, finansallaşan İslam iktisadı biraz daha globalleşiyor. Yani ne İslam kast İslam, İslam iktisadı dediğimiz veya İslam finans dediğimiz e, alan aslında bugün globalleşen bir e, aktör. Yani eee dünya üzerinde İngilizler, Amerikalılar bulunan yatırım 80'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren 300'den fazla benim tespit edebildiğim kadarıyla kurumdan bahsediyoruz. Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'ya, Orta Doğu'ya yani bütün neredeyse dünyadaki bütün ülkelerde faaliyetlere sahip olan bir şeyden bahsediyoruz. İslam iktisadı dediğimizde, finans dediğimizde. Dolayısıyla global bir aktör ve bu İslam iktisadına, bu yani finansallaşmasıyla beraber finansallaşana kadar Müslüman düşünürler aslında üretim üretiyordu. Ama finansallaşmasıyla beraber İslam iktisadına yönelik ilgilerin daha çok Batı kapitalist kesimden geldiğini biz görüyoruz. Belki Lütfi hocam yani bu konuyu biraz daha açarlar. Yani mesela İngiltere bu, bu üretimin birçok alan alanda alan, merkezi durumda. Dolayısıyla çok farklı bir aşamaya evrilerek bugünkü ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Aslında Ömer Hocam bahsetmiş olduğu meseleye tekrar dönecek olursak, yani adapte edebiliyor kendisini. Evet Hocam, ben de tam bu cümleye benzer bir şey soracaktım. Oradan devam edelim. Bunların bir kısmı sanki şöyle görünüyor geriden. İslam iktisadı modern olana eklemleniyor gibi mi? Gibi yani, mi anlayacağız yani erken bunu? Erken dönem çalışmalardan mesafeyle evet. kayması. Mesela modern zaafla. olanı kendi modern olan içerisinde kendisine yer buluyor mu diyeceğiz buna? Modern olanın bir parçası haline mi geliyor, Eklemleniyor mu? Mi sunuyor? Alternatif mi sunuyor? Ee, yani bu önemli bir problem. Muhtemelen yani İslam iktisadı alanındaki temel tartışma konularından evet. biri de budur hocam. Evet. evet. Ya bu çok tabi esaslı bir tartışma konusu ve hani bir taraftan bugün dünya ekonomisinin önemli problemlerinden birisi Finansallaşma e, problemi, reel ekonomiden evet. kopuş ve bu yolla da e, servetin, sermayenin belirlerlerde toplanması problemi maalesef e, şunu görüyoruz ki İslam iktisadının uygulama alanlarında da bu kendisini e, gösteriyor. Yani hocamın söylemiş olduğu gibi e, bir şekilde e, bankacılığın, finansın öne çıkmış olduğu bir alandan bahsediyoruz. E, ama esası itibariyle de bununla da sınırlı değil yani e, İslam ekonomisi İslam finansından e, ibaret değil. yani Fakat şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam, özür dilerim hocam. Buyurun. Böyle bir şey var. Bu faiz öyle kilit bir konu ki. Yani bazı şey, başlıklardan birisi gibi görünüyor ama bütün bir iktisadi hayatı etkileyen ilkeler var. Mesela başta tekeli söyledik ya hocam. Bunun ikinci bir ilkesi bence haksız kazancın engellenmesi. İslam evet. faizi haksız kazanç olarak gördü. Yani Bugünkü anlamda faiz tam olarak onun kap neresinde durur? O arkadaşların hani bileceği bir şey. Yani çalışan arkadaşların bileceği bir şey ama e, faizi meşru gören bir sistemle zannediyorum İslam iktisat geline bağdaşmaz herhalde. Tam da evet. Yani bugün mesela e, en büyük ekonomik problem ne diye soracak Çünkü ilke bazında bir saçma. Tam da sapma bu faizle bu. E, faizle ilişkili evet. bir şekilde ortaya çıkmış e, bir şekilde servetin belirli yerlerde toplanması olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani faizin en önemli neticesi servetin belirli yerlerde toplanması oluyor. Ve Zaten çünkü tam da bu sebeple. Evet, çalışmadan sürekli para kaza üretiliyor evet. yani öyle bir tarafı var. E, yani mesela geçtiğimiz günlerde Oxfam tarafından her yıl açıklanan küresel servet raporundan bir takım rakamları paylaşmak istiyorum ben sizinle. Mesela buna göre dünya yeryüzünde dünya üzerindeki 8 milyarder, dolar milyarderi Dünyanın en fakir %50'si kadar servete sahip. Servete sahip evet. Bu rakam geçtiğimiz yıl 2016'da 8 kişiyken 2015 yılında da 15 kişiydi. Yani 15 kişiden 8'e düşmüş vaziyette. Burada yine kendi içinde de bir azalma, bir azalma söz konusu. Yine en üstteki %1'in toplam servetin %51'ine sahip olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde en alttaki %90'ın da toplam servetin sadece %11'ine sahip oldu. Çok, geçen Stephen yani en üstteki %10 evet, toplam servetin yüzde neredeyse %90'ına sahip. sahipler evet. Ve çok onlar içerisinde de bakalım. %1, %51'ine sahip. Yani gittikçe aşağıdan yukarıya doğru birike 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 sadece birkaç kişinin, birkaç ailenin elinde toplanmış olan bir dünya servetinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Bu aynı zamanda ahlaki bir problem olmanın ötesinde iktisadi de bir problem. Çünkü harcanabilir, e, harcanabilir e, geliri azaltıyor. Dünyadaki üretim imkanlarının genişlemesiyle tüketim imkanlarının daralması birbirine paralel işleyen bir süreç oluyor. Bu belki de günümüzden 150 yıl önce e, Marx'ın ifade etmiş olduğu, işaret etmiş olduğu kapitalizmin en önemli açmazlarından birisi. Hocam, Sermaye bu, birikimi, evet. aynı zamanda servet, e, servetin belirli yerlerde toplanması halkın tüketim imkanlarını e, kısıyor ve bu kapitalizmin kendi krizlerini doğuran önemli bir içsel süreç. İslam iktisadı tam da burada çözüm öneriyor. Zekat gibi uygulamalarıyla, yaygın yoğun refah uygulamalarıyla, vakıf uygulamalarıyla, devletin ekonomik yaşama çeşitli müdahalelerini öngörmesiyle bu anlamda servetin belirli yerlerde birikmesini, faiz yasağıyla birikmesini engelleyecek bir sisteme sahip ve dolayısıyla da üretim zeminini, tüketim zeminini genişletecek bir yapıya sahip. Refahı bu yüzden artırıyor, bu yüzden genişletiyor. Burada tabii yani aslında bir yandan İslam'ın işte bir sistem olarak, bir alternatif model olarak ne sunduğu şeklindeki ideal bir durum ile İslami finansın, yani bugün artık İslam ekonomisi dediğimizde finansı tartışıyoruz. İslami finansın içerisinde gelişmiş olduğu Alan arasındaki aslında temel gerilim noktası da burası. Evet. Yani sizin işte zekat gibi faiz yasağı gibi refahın işte tabana yayılması gibi ilkeleriniz var ama öte taraftan bankacılık veyahut da finans sektörü içerisinde yer bulmaya çalışıyorsunuz. Yani idealler ile realite arasında ciddi bir gerilim oluşturuyor. Yani bugünkü eleştirilerin temel noktalarından birisi bu. Burada tabii şunu da ifade etmek gerekir. Yani İslam ekonomisi günümüzde nasıl gelişiyor? Şimdi biz klasik dönem üzerinde durduk. Klasik dönemde İslam ekonomisi hayatın içerisinde gelişiyordu. Ama bugün İslam ekonomisi dediğimiz alan özellikle bankacılık sektörü üzerinden büyük oranda gelişiyor. Böyle olunca bankacılığın temel ilkeleriyle İslamın İslam ekonomisinin temel ilkeleri arasında sürekli bir gerilim ve çatışma yaşanıyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmak lazım aslında bu tartışmalar ve gelişim içerisinde. Peki içerisi. e, zekat dedik, vakıf dedik, birçok aslında hala hayatta olan e, İslam iktisadının cari kurumları var. Bunlar aynı zamanda bütüncül bir, efendime söyleyeyim, iktisadi sistemi içerisinde çok ciddi aktörler, iktisadi bileşenler haline geliyor. Bugün e, genel olarak İslam dünyasına baktığımızda mesela zekat çok ciddi bir, efendime söyleyeyim, e, kurum ee, ne görüyoruz? Yani zekatı e, farklı İslam ülkeleri olsun, Türkiye olsun, zekat uygulamalarının söz gelimi e, efendim sosyal adal adaleti sağlama, eşitsizlikleri izale etme e, gibi amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediği, ekonomiye ne tür katkılarının bulunduğu, e, sorularına ne tür cevap verilebilir? Pratik olarak. Evet aslında burada tabii e, yani bir kurum olarak e, zekattan bahsettiğimizde malum yani bu Ömer Hocam'ın başta bahsetmiş olduğu aslında bir infak ilkesinin belki de ibadet olarak orta tezahür ettiği bir kurum, zekat müessesesi ve tabi İslam dünyasının bugünkü pratiklerine baktığımızda yani doğrudan zekatla alakalı aslında değişik tecrübeler ve değişik uygulamalardan söz edebiliriz. Kimi yerlerde işte Pakistan, Sudan gibi yerlerde zekat tamamen devlet tarafından toplanıyor. özel. Malezya da tam e, e, öyle hocam. E, efendim Malezya'da nasıl? E, mesela orada yani, çok ciddi e, İslam. Şöyle yani Pakistan ve e, Sudan gibi ülkelerde devlet topluyor Hı -hı. ama mesela Hı -hı. Malezya, Endonezya gibi özellikle uzak doğu e, ülkelerinde zekat e, kısmen devlet, kısmen de özel sektör tarafından. E, ne e, tür işlevler toplanıyor. yerine getiriyor? Özel yani, sektör yani, değil de bir takım kamu kamu vakıfları, vakıflar tarafından, tarafından yani. e, toplanıyor. E, hayır Önemli kuruluşları dediğimiz yani, aslında yani, Sayda ülke şey. tarafın ülkede Ama, zekata devletin ciddi müdahalesi Zekatla yani, vergi arasında ciddi gerilim çıkıyor hocam. Tabii tartışmalar var. Şey, e, tabii buyurun. Türkiye gibi ülkelerde devlet bu anlamda müdahil olmuyor. Daha çok yani sivil kurumlar, inisiyatifler zekatı topluyor. Zekatın ancak e, zaf ve imkanlarını Evet Şunu da not edeyim. Çok önemli bir nokta bu. Dile getirilmesi gereken bir nokta. Zekatın ödenmesinde sorun da var Türkiye'de. Yani siz mesela bir şirket muhasebesi içerisinde zekatı gösteremiyorsunuz. Zekat ödeyemezsiniz. Evet. Şirketi zarara zarara uğratmış olursunuz. Bu hususta Türkiye'de çok acil bir mevzuat değişimine ihtiyaç var. Yani Şirketler yani hayır oluyor kuruluşlarına oluyor. yardım ne, neydi hocam? Yani siz bunu mesela bir sponsorluk olarak çıkabilirsiniz şirket e, şeyinden e, muhasebesinden. E, bunu bir şekilde rasyonalize etmek zorundasınız. Ben zekat verdim dediğinizde siz şirketi zarara uğratmış oluyorsunuz. Çünkü rasyonel bir çıkış değil. Şirket rasyonel olmak zorunda. Veya devlet vergilendirme hesabında zekata ayrılan payın vergiden düşürülme. Hayır zaten o olmadığı öyle gibi bir şey ödemenin yok. kendisinde de sorun var. Yani aslında Ödemen, e, kendisinde e, so, var. E, ifade yani. edeyim. Türkiye'de kayıtsız tabi, ödemeye giriyor. E, Tabii kayıtsız e, ödeme oluyor. Türkiye'de tabi zekat e, alanında hakikaten e, dünyada e, çok e, önemli kabul edilen e, kurumların olduğunu biz biliyoruz yani vakıfların, derneklerin yani Türkiye'den toplayan ve evet. dünyanın birçok yerine ulaştıran vakıflar var. Fakat Türkiye'deki zekat ile ilgili temel problem yani ben özellikle uzak doğudaki ülkelerin zekat toplama veyahut da zekatla ilgili ortaya koymuş oldukları kurumlardan hareketle söylüyorum. işte iki zaaf var. Birincisi yani kontrol edilmemesi, şeffaf olmaması. Yani burada... E, negatif anlamda bir şey kastetmiyorum. Yani olumsuz bir şeyden bahsetmiyorum. Veyahut da bir e, bu kur, toplayan kurumlarla ilgili kesinlikle bir e, şeyden bahsetmiyorum. İyi niyetinizden şüphemiz yok hocam. Evet. Rahat Ama, konuşabilirsiniz. E, yani diğer ülkelerde haftalık toplanan zekat, harcanan yerler ne şekilde yapıldığına dair raporlar verilirken Türkiye'de böyle Ve bir hesap şey yok. Ver, vermesi Tabii, gereken kurumlar Şeffaflık evet, şeffaf, yani. derken bunu kastediyorum. Yani haftalık aylık, yıllık, sürekli bilgilendirme raporlar yayınlanıyor. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de zekatı verirsiniz. Ne kimse sizin verdiğinizi görür. Zekat verilir ne de kimse görür bunu. Dolayısıyla burada ciddi bir kapallık var. Yani Türkiye'de Türkiye'nin özellikle diğer ülkelerle mukayese edildiğinde en temel problemi ciddi ee, bir organizasyon evet. planlama bir de bu konuda bir düzenleme yok bir yani. düzenleme yok yani lütfü hocamla bahsetmiş olduğu o bu regulasyon çok önemli bir şey yani bir düzenlemenin olmaması başıboş bir şekilde kontrolsüz bir şekilde yapılmasına yol açıyor bu da tabi özellikle ciddi bir aslında zaaf olarak önümüze çıkıyor ya burada düzenleme derken şunu kastetmiyoruz tabii yani bir şekilde devlet müdahale etsin. Bunu kendisi toplasını evet, kastetmiyoruz abi. ama en azından hukuk içerisinde bu zekatın ödenebilmesi, toplanabilmesi ya, ve bir takım tanınabilmesi kurum, bir takım kurumların Tanınmıyor. bir takım kurumların bunu alıp farklı kurumsal zekat dediğimiz prodaktif evet. e, produktif zekat diye adlandırılan üretken zekata dönüştürebilmeleri için zemin oluşturulması Hı -hı. gerekiyor. Nedir o üretken zekat? Yani siz bunu sadece bireylerin ihtiyaçlarına Uçak, da tahsis edebilirsiniz. Ama, ama aynı zamanda bunu mesela piyasadaki toplumdaki bir takım iktisadi sorunların çözümü için de harcanabilir bir kaynak olarak kullanabilirsiniz. Yeteğin orta bu uzak doğu ülkelerinde zekat tam da bu alanlarda aslında yani e, kullanılıyor. Ben tabii, e, bir tabii. müsaade ederseniz bir, bir örnek, örnek açayım. vermek istiyorum. Ben de bir örnekte açmak istiyorum. Evet. Evet. Yani e, şimdi Ama e, siz bir... hoca olduğunuz için sizin şeyiniz <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah hocam. gülüyor> daha önemli. <laughs> lütfen hocam isterseniz önce açsın sonra siz nereden dinleyin. Siz buyurun hocam. Yok <laughs> yok lütfen artık. Eee şimdi verir. bu ben e, e, Bangladeş'te zekat toplayan bir kurumun yetkilisinin bizzat kendisinden e, duydum. Bangladeş'te zekat orada da şeffaf oluyor yani işte raporlanıyor. Bu zekat toplayan kurum şunu yapıyor toplamış olduğu zekatı bir tespitte bulunuyorlar gidip gayrimeşru şekilde para kazanan kadınları tespit ediyorlar zekat olarak toplamış oldukları malı bu kadınlara siz niye çalışıyorsunuz? İşte iş yok, para yok diyorlar. Bu yüzden kötü Biz, yola düştük. Evet kötü yola düştük diyorlar. Ve bunlara şunu yapıyorlar. Zekat parasıyla küçük bir işletme üretken açıyorlar. Üretken zekat. Evet işte Lütfi Hocam bahsettiği husus. Bir işletme açıyorlar. Bu oralarda malum bambudan çok fazla çanta, işte sepet, sele yapılıyor. Çanta yapacak bir tezgah kuruyorlar. Ve şunu söylüyor bu yetkili o 7 8 bayanı alıyorlar. Böyle bir işletme açıyorlar. 3 yıl sonra bu kadınlar o işleri bıraktılar ve 3 yıl sonra bize zekat verir hale geldiler. şimdi Türkiye'de genelde zekat dediğimizde fakir kız fakirler akla gelir. Bu tarz insanlar veyahut da zekat işte kurumsallaşma dediğimiz aslında biraz da bunların tespit edilebilmesi. Yani bu Orada bir sistem oluşturuluyor, tespitler yapılıyor, yani analizler yapılıyor, işte tip fizibilite çalışma Sosyal devlet uygulamasının bir parçası haline getirmişler. Evet, yani. e, bu, bu, bu böyle işletiliyor. E, yani benim e, özellikle somut olarak yani evet. verebileceğim örnek bu. Sizin. Bir hocam. Yok benzer bir örnek verecektim. Ben daha spekülatif bir örnek verecektim. Sizinki somut bir örnek oldu, evet. daha güzel oldu. Evet. Evet. Eyvallah, e, hocam. Sana doğru yaklaşıyoruz. Hocam son 3 e, e, dakikamız e. var. Evet. E, ondan sonra kitapların tanıtımını yapacağız inşallah. Biraz da İKAM üzerine belki konuşuruz evet, kitapları tanı tanıtırken. Evet yani şöyle kitapların tanıtımını ancak yetiştiririz. Bence İKAM üzerine konuşalım. Yani İktisadi evet, Araştırmalar Merkezi açıldı. Evet. Hani BTRS'ini yayınladık ama kısaca onunla ilgili bize tanıtıcı bilgi verseniz. Yani 2-3 dakikalık bir Hayır. açıklama yapsanız. Yani açıkçası biz bundan 5 sene önce Necmettin Hocamla birlikte İlke İlim Kültür Eğitim Derneği çatısı altında bir tespitten hareketle İslam iktisadı üzerine çeşitli çalışmaları gerçekleştirmek üzere yola çıkacak. Tespit şuydu, biraz önce tam da işaret edildiği üzere gittikçe günümüzde finansallaşan, finansal bir boyuta kayan bir İslam iktisadı tartışmaları var ki bu ortaya çıktığı amacın tam da uzağına düşmesi anlamına geliyordu. Yani İslam iktisadı tam da finansallaşmanın belki de karşıtı bir şey olarak reel ekonomiyi güçlendirmek üzere üretimi güçlendirmek üzere ortaya çıkmış olan bir iktisadi politik ekonomi olarak ortaya çıkmıştı ve günümüzde gittikçe bundan uzaklaşıyordu dolayısıyla biz biraz daha iktisadi zemini vurgulayacak bir biçimde iktisadın reel konularında çözümler üretebilecek zemini vurgulamak üzere bir atölye çalışması başlattık 2013 yılında bir atölyesi çalışması başlattık ve bu atölye çalışmasında dünyanın dört bir tarafından Uzmanları davet ettik. Bu uzmanların yapmış oldukları sunumlar, getirmiş oldukları öneriler, sunmuş oldukları tebliğler nihayetinde bu alanın Türkiye'de güçlenmesine, gelişmesine çok önemli bir katkı sağladı. Gerçekten de son birkaç yıl içerisinde İslam iktisadı alanında Türkiye'de yaşanan gelişmeler umut vaat edici gelişmeler. Ne tür gelişmeler yaşanıyor? Yeni bölümler açılıyor, eğitim alanı genişliyor. Ee, yeni e, e, İslam iktisadının e, finans bankacılık dışındaki uygulama alanları e, genişliyor. Kamu e, bu anlamda, devlet e, bu alanı daha yakından tanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde iki tane e, kamu bankası e, ayrıca İslam İslamî Finans Kuruluşu kuruldu. Vakıf e, finans ile e, ziraat e, katılım bankası evet, evet. kuruldu. Evet, devlet artık devlet katılım bu alanda yani. çok önemli bir e, adım attı. E, aynı zamanda e, sivil toplum kuruluşları bu alanda çeşitli faaliyetlere e, başladılar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki İslam İktisadı Atölyelerinin bu hususta çok öncü bir e, rolü oldu. Bu bizi de mutlu eden bir şey oldu. Nihayetinde bu yıl beşincisini gerçekleştireceğiz bu İslam İktisadı Atölyesinin. E, e, piyasa gibi, emek gibi, sosyal adalet gibi çok temel konuları tartıştık. E, bu sene de faiz problemini e, tartışacağız İslam İktisadı Atölyesinde. Ve zaman içerisinde alanın genişlemesi, uygulama alanlarının çeşitlenmesi bize daha sistematik araştırmalar yapmayı, daha çok sayıda araştırmacı yetiştirmeyi ve doğrudan uygulamaya aktarılabilecek modeller geliştirme Eşe, zorunluluğunu karşımıza çıkardı. Bütün bunları gerçekleştirmek için de 2016 yılının sonlarında ilke çatısı altında e, İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'ni kurduk. Bu merkezde neler yapacağız? Bu merkezde evvela yayın faaliyetleri yapacağız. Türkiye'de İslam İktisadı Alanı'nın genişlemesine ee, ...mukabil, e, erişilebilir e, yayın sayısı çok az. Öğrencilerin faydalanabilecekleri, merak edenlerin okuyabilecekleri çeşitlilikte yayın yok. Dolayısıyla geniş bir tercüme faaliyeti, geniş bir telif faaliyetiyle bir yayın e, programı geliştirdik. Şu anda 50'ye yakın kitap e, yayma hazırlanıyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu kitaplar çıkmış olacak. Bunun çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda çeşitli dersler, okuma grupları, araştırma halkaları tesis ederek... ...İslam iktisadına ilgi duyan insanların yetişmesine... E, katkı sağlıyoruz bu merkezde. İşim. Zaman zaman e, periyodik, zaman zaman da yoğunlaştırılmış dersler, seminerler düzenleyerek özellikle genç araştırmacıları yetiştirmek üzere faaliyetler gerçekleştiriyoruz. E, öte yandan İslam İktisadı Atölyesi çalışması devam edecek. E, buna ek olarak uzmanların zaman zaman bir araya geldikleri çeşitli e, temel konuları tartıştıkları, doğrudan çözüm önerileri geliştirdikleri bir e, evet. çalışmalar e, silsilesini de başlatıyoruz bunlara ek olarak da e, kamuoyunda İslam iktisadının tanınmasını, bilinmesini geliştirmek için e, uzmanlara, uygulamacılara ve emeği geçenlere çeşitli ödüllerin verileceği İslam iktisadı ödülleri Şimdi programını hocam, başlatıyoruz. İki, i̇ki şey daha eklemek e, gerekir. Bir ülke raporları ve e, özellikle literatür incelemesi. Yani İslam iktisadı alanında e, özellikle modern dönemde ortaya çıkan literatür. Mesela Türkiye'de e, ne tür bir e, telifat? ortaya konmuş. Bu çok bilinmiyor. Buna yönelik bir takım çalışmalar. Üniversitelerde bir takım bölümler açıldı değil mi bu konularda? Evet. yani Paralel çalışmayı sağlayacak imkanlar da doğdu. Evet. Ülkede. evet Or Yani İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sebahattin Zaim Üniversitesi, Karakonya Karata Üniversitesi bu alanlarda iki üniversite lisans düzeyinde olmak üzere diğerleri yüksek lisans doktora düzeyinde bölümler programlar ve programlar açtılar. Evet. Hocam şimdi bu e kitap tanıtım bölümümüz var aslında Mütfü Hoca'dan aslında dinleyebiliriz evet, bu kitapları. Evet dinleyebiliriz. Yani bu kitaplar aynı, aynı zamanda zamanında. şimdi açılan İslam İktisat e, İslam İktisadı Araştırmalar Merkezi'nin de temelini oluşturan çalışmalar. Onları hocam bize kısaca tanıtsanız. Yani evet. birkaç cümleyle hocam. Yani İslam İktisadını yeniden düşünmek İslam kitabı. İslam İktisadını yeniden düşünmek kitabı bizim 2013 yılında düzenlediğimiz ilk atölyenin çıktılarından oluşuyor. Burada İslam İktisadının temel meselelerini, temel kavramlarını ve temel problematiklerini ele alan yazılar yer alıyor. Bu kitabın aynı zamanda İngilizcesi de yayınlandı. Eee sağda Evet, mesela, şu tamam. diğer kitap eğer arkadaşlar geçebilirlerse İslamik Ekonomi İslamik Economics, Economics e, Basic e, Concepts, e, New Thinkings e, başlığı altında Gelecek yönelimlerini de içine alan. Bu bu kitabın İngilizce, İngilizce versiyonu. E, versiyonu olarak yayınlandı. Bu kitabın temel özelliği, bu iki kitabın temel özelliği aslında İslam iktisadına çok ciddi esaslı katkılar sunmuş, öteden beri emeği geçmiş isimlerin katkılarıyla şekillenmiş olması. Biz bu ilk atölyeden sonra İslam iktisadının temel meselelerini ele alan e, toplantılar dizisini devam ettirdik. E, ve ardından ikinci olarak çok temel bir mesele, çok önemli bir mesele olan piyasa konusuna e, yöneldik. Piyasa konusunu araştıran, ele alan bir atölye düzenledik ve bu da İslam İktisadı ve Piyasa başlığıyla yayınlanmış bir kitapta yine vücut buldu. Burada da e, İslam İktisadı'nın piyasaya yaklaşımı, piyasa e, işleyişinin İslam İktisadı içerisindeki e, prensiplerini ele alan çok değerli kıymetli katkılar e, e, oldu. E, ardından üçüncü kitabımız, e, üçüncü atölyemiz emek İslam kavramı. İktisadı ve Emek konusuna yoğunlaştı. Emek çok önemli bir mevzu. İslam iktisadının belki de en kıymetli katkılar yapmış olduğu alanlardan birisi. Emek, Ama mevzu. olabildiğince ihmal edilmiş bir Kesinlikle. alan. Bu anlamda dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda akademisyenin katkısıyla İslam iktisadının emeğe yaklaşımı, emeğin İslami iktisadi sistem içerisindeki konumunu ele alan bir eser ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl sosyal adalet mevzunu ele aldık. Mart ayı içerisinde bu kitap yayınlanacak bu yılda hı. faiz meselesini ele alıyoruz. O da bir gibi evet, emek kitabının İngilizce yayına hazırlanma süreci hı. de bitti. Önümüzdeki Bayağı ay o da İngilizce inşallah İngilizce olacak. Bayağı bir literatür oluşmuş aslında. Evet. Şunu yapıyoruz. Kitaplar hem Türkçe hem İngilizce Çok. yayınlanıyor. Çok ee, bu anlamda yani İslam iktisadının lokal, yerel bir iktisat olmadığına vurgu yapmayı tekrar evet. bir borç biliyorum. Biz evrensel düzeyde katkı yapma Yol, Ümidiyle, vaadiyle yola çıkıyoruz. Hocam inşallah e, muvaffak olursunuz. Yani harzulanan hedefleri inşallah gerçekleştir. Biz başarılar dileriz. Programa katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Zahmet edip Eyvallah, geldiniz. Sağ olun, çok sağ olasınız. Biz çok sağ, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böyle Süremiz, önemli bir meseleyi gündeme taşıdınız. Evet, evet Çok önemli yani bir biz, mezun. biz de çok memnun olduk işin doğrusu. Yani bizim programımızın işin e, hani böyle bir tarafı da var. Yani e, İslam düşüncesi ya da İslam gelini adına oluşan kurumların tanıtılması ve Bunların bu tanıtma bağlamında bir takım temel meselelerin tartışılması gibi bir işlevi de var. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum, zahmet edip geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Bir sözün özü programının sonuna geldik. Haftaya yine buluşmak üzere hoşça kalın.